Size iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam epey bir süredir e, yapmak istediğimiz bir program yapacağız Tarafsız Bölgenin birinci bölümünde e, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çatak'lı'yı konuk ediyoruz. Bu sığınmacılarla ilgili bu zamana kadar bir sürü rakam speküle edildi, ortaya atıldı. Ya yani devletin resmi rakamlarını durumu. Tabloyu, sığınmacılar konusundaki gerçek tabloyu ortaya koymak istiyoruz. Bu yüzden davet ettik Sayın Bakan Yardımcısını. O da kırmadı bizi geldi. Hoş geldiniz teşekkürler. Hoş Teşekkür ee, ediyorum. Bu akşam rakam rakam konuşacağız. Yani yorumdan ziyade e, tartışmalara girmekten ziyade rakamları ortaya koyan bir program yapacağız. E, Sayın Bakan Yardımcısından rakamları isteyeceğiz. Çok güzel grafikler hazırlamışlar bakanlık olarak. O grafiklerle geldi. Ben sorularımı soracağım. Sayın Bakan Yardımcısı da cevaplarını verecek. E, o rakamlarla isterseniz başlayalım hemen. Volün önüne geçelim birlikte. şu e, Rakamları bize tek tek izah edin. E, İçişleri Bakan Yardımcısı anlatıyor. E, rakamlarla sığınmacılar gerçeği. Şimdi bu birinci tablomuz. Şu ne demek? Geçici koruma altındaki Suriyeliler. Şimdi ülkemize gelmiş olan bir toplu olarak sığınmak zorunda kalmış olan Suriyelilere biz geçici koruma statüsü verdik. Uluslararası koruma statülerinden bir tanesidir bu. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş, sığınma talebinde bulunmuş ve bizim de geçici olarak uluslararası hukuk anlamında da bizim yabancılar kanunumuz anlamında da geçici koruma statüsü vererek ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeliler demek yani bu şu demek mi 3 milyon 762 bin 889 Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısı mı? Aynen öyle yani geç, geçici olarak ülkemize gelmiş koruma da süver verdiğimiz sığınmacı diyebileceğimiz teknik bir tabir var Esasen çok önemli değil herkesin anlayabileceği dilden söylemiş olalım Suriyeli sığınmacılar diyebiliriz buna Suriyeli sığınmacıların sayısı, 3 milyon 762 889. Burası bir şey, o bir olgu. Bu, bu, bunu ayrıca bir üzerine konuşacağız. Bundan daha fazla yok yani. Yok. Şimdi. Tamam. İkamet izniyle Türkiye'de kalanlar 1 milyon 414 779. Bunlar kimler? Bunlar düzenli göçmenler bunlar. Birazdan belki detayına geliriz. Bunlar ülkemize gelmiş olan, yasal yollarla gelmiş, vize almış, efendim ülkemizde gelmiş, ikamet izni almış düzenli göçmen kapsamındaki yabancılar. İçinde öğrenciler var, normal çalışanlar var, iş adamları var, aile birleşimi kapsamında gelmiş olanlar var. Yabancı ülkelerin Temsilcilik. Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışanlar var. Ha bunlar dolayısıyla yani bu her dönem Türkiye'de Her dönem öyle böyle azalan, çoğalan ama Türkiye'de olan düzenli göçmen kapsamında olanlar. Yani bu sığınmacı değil bunlar. Bu mesela Antalya'da, Alanya'da, Marmaris'te İngilizler, Almanlar, Ruslar? tam da tam da bunlar. Bunlar mı? Tam da bunlar. Yani öğrenciler. Ya yani bunlar evet. ikamet izni almış. İkamet izni yasal... almış. Belli dönemler içerisinde Türkiye'de bulunanlar. Dönem dönem sayı aşağı yukarı böyle olsa yukarı aşağı git gelse bile kişiler aynı kişiler değil. Kimi bir yıl kalır gider, kimi iki yıl kalır gider. Onların yerine başkalar gelir vesaire. Bu her zaman Türkiye'de. Her zaman olan Sayı yukarı aşağı oynamakla birlikte düzenli göçmenler. Yani bizim aslında tartışma dışı bıraktığımız. Tartışma dışı bırakmamız gereken. Bırakma. Örneğin burada öğrenciler var. Şimdi listeleri konuşuruz. Tamam. Ta, yani be, be, ben kendi yorumumu söyleyeyim. Yani Burası tartışma dışı olan alan. Evet. Yani biz sığınmacı filan derken bu sorunu tartışırken aslında bunları kastetmiyoruz. Evet. Ama sayıları da epey var. Bin, 1 milyon 400, 1,5 milyona yakın, yakın sayısı bir var. Evet. E, sayısı var. Burası nedir? Uluslararası koruma kapsamında bunlar. Şimdi mı? aslında teknik tabiri mülteci kavramına daha yakın olan bunlar. Yani bulunduğu ülkede rejimle sorun olan, savaşla ilgili sorun olan, can güvenliği sorun olan, düşüncesi, dili, dini, mezhebi sebebiyle savaş sebebiyle bulunduğu ülkeden ayrılmak zorunda olan ve koruma statüsü isteyenler. Şimdi biz mülteci kavramını sadece Avrupa'dan gelenlere tanımışız. Bir onun dışındaki Bölgelerden gelenlere coğrafi e, olarak çekince koymuşuz. Ülkemiz bir mülteci kampına dönüşmesin diye. Dolayısıyla bunların bir kısmı, çok küçük bir kısmı mülteci statüsündeyken diğerlerine biz burada kalsınlar, sürekli bulunmasınlar, bunun önüne geçelim diye, kalamasınlar diye ikincil koruma şartlı mülteci gibi başka kavramlar, hukuksal tanımlamalar getirmişiz. Bunların hepsi bu. 320 bin. Yani aslında git, bulunduğu ülkede, hakikaten can güvenliği risk altında olan. E, Suriyeliler de öyle. Ne e, farkı bu, var? Bu genel uluslararası koruma kavramının içerisinde bir bölümü bu. Aslında bu da uluslararası koruma alanında. Ama biz Türkiye'de büyük bir kitle geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluştuğu için onu özel olarak değerlendiriyoruz. A e, aslında bu da uluslararası korumanın bir parçası. Bunlar nereli? Bunlar birçok ülkeden var. Yanlış hatırlamıyorsam 92 ülke olması lazım. Birazdan rakamı da önümde vardı, bakarız. Bunların dünyanın birçok yerinden var. Yani örneğin İran'dan var. Düşünün, rejimle alakalı sorun olmuş var. Ya da işte e, Orta Asya'dan, Kafkaslardan, başka coğrafyalardan, ta uzaklardan. Çok, Suriye'den var mı? Çok, Suriye'den bildiğim kadarıyla çok az olması lazım burada. O, ve Olmamaya yani, yakındır veya. Bu başka bir kategori. Başka bir kategori. Anladım. Ee, 320 bin kişi de burada. Bunlar kayıt altında. Ha, tabii ki kayıt altında. Biz bunlara peki... E ee, siz Türkiye topraklarında yaşayabilirsiniz. Hiçbir sorununuz yok mu diyoruz yani. Ne diyoruz? Şimdi bunlara diyoruz ki müracaatlarını alıyoruz. Çoğunlukla bunlar başka ülkelere gitmek istiyorlar. Bunlar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de bilgisi dahilinde yürüyen süreçler. Zaman zaman bunlar zaten başka ülkelere de Birleşmiş Milletler tarafından yerleştiriliyor. Ev hukuk uluslararası hukuk açısından da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin aslında gözetimde yürüyen bir süreç bu. Peki biraz daha belki detaylandıracağız evet. bu rakamları. O zaman bunu 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 topladığımızda şu rakam mı? Bu rakam ediyor. Bu, bu, Türkiye'deki toplam yabancı sayısı. Tekrar söylüyorum sığınmacı sayısı değil. Biz sığınmacı olarak değerlendireceksek eğer şu iki rakamı toplamamız, toplamamız lazım. Zaten biz de kamuoyuna hep işte yaklaşık 4 milyon civarında derken 4 milyon 80 bin olması lazım toplarsak zaten. Bu ikisini bu toplayarak ikisini, söylüyorum. Bu ikisi biz bizim açımızdan sığınmacı olarak değerlendirebileceğimiz bölüm. Türkiye'deki yabancı sayısı 5 milyon 497 bindir. Evet. Sığınmacı sayısı 4 milyon civarıdır. Civarıdır evet. Peki, biz... Şimdi burada bir şey ama izah edelim. Şimdi asıl kritik meselelerden bir tanesi bu. Şimdi bunların bizim göçnet diye bir altyapımız var. Aynen Mernis gibi düşünün. Türkiye'de bulunan her yabancıya biz bir yabancı kimlik numarası veriyoruz. Buna sığınmacı statüsünde de olsa, ikametli de olsa ve bunların parmak izleri, resimleri, kimlik bilgileri dahil bütün detaylarını sistemde anlık takip ediyoruz. Bir dakika, bu 5 milyon 467.733 kişinin bütün bilgileri, parmak izleri, kimlikleri, her şeyi sizde var. Işte, evet, doğal olarak alıyoruz. Yani dolayısıyla bir birilerinin hani böyle havada uçuşan rakamlarının hiçbir temeli yok. Peki Sayın Bakan Yardımcısı bir şeyi merak ediyorum. Bunlar dışında yani şu 5 milyon 497 bin 733 dışında kaçak göçek İçişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde olmayan kayıtlara girmeyen kaçak var mı? Şimdi kaçak göçle mücadele demek zaten kaçakların gelme ihtimali var demektir. Bunun sıfır olduğunu söylerseniz o zaman zaten kaçak göçle mücadele demezsiniz. Bizim değerlendirmelerimiz onu bir bölümde konuşacağız. Şimdi bunlar içerisinden de ülkemizde olmayanlar var. Onlar da konuşacağız. Buraya gelmişler sığınmacı olarak ama biliyoruz ki başka ülkelere geçme iradeleri var. Dolayısıyla o bölüm geldiğinde de gene konuşuruz ama bizce toplama toplam buna yakın bir rakam çıkar. Çünkü bizim bilgimiz dışında birileri Türkiye'de var ise ki belli sayıda vardır. Bu rakamın Türkiye'de kayıtlı olup Türkiye'de olmama ihtimali olandan çok fazla fark edeceğini düşünmüyoruz. Ha diyorsunuz ki buradakilerden bir dakika şöyle anladım ben. Buradakilerden bazıları zaten peki onların gidip gitmediği bilgisine sahip Şimdi değil mi? biraz sonra görsellerde bakacağız. Devam ederek Gerçekten konuşacağız. konuşalım. Peki, o zaman bir sonraki <laughs> görsele mi? Hangi görsele? Şimdi buradan 12 Sayın Seyirciler Bu görseller İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı. Dolayısıyla ben bakanın bakan yardımcısının sunuşuna sadık kalmak <laughs> istiyorum. Buyurun. Şimdi 12 nolu görseli bir açabilir miyiz? Bu 12 değil miydi? Evet, bu. Bu mu? Şimdi bu aslında bizim Birinci grupta konuştuğumuz Suriyelilerle ilgili görsel. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Biz Suriyelileri konuşuyoruz şu anda. Aynen. Şu anda, anda Suriyeliler kısmına geçtik. Sonra diğer konuları diğer konuşacağız. Diğer gruplara grup grup konuşacağız. o Suriyelilerin durumu. Bu nedir bu tablo? Neyi anlatıyor? Şimdi bu tablo 2011'de başlayan Suriye iç savaşı sonrası ülkemize gelmiş olan ve bizim kayıt altında aldığımız Suriyelileri gösteriyor. Geçici koruma ...statüsü verdiğimiz Suriyelileri gösteriyor. Şimdi yani burada yıl yıl kaç yıl, kişi geldi? Yıl yıl kaç kişi geldi bunu görüyoruz. Şimdi burada az önceki sorduğunuz bir sor soruya bir cevapla başlayalım. Şimdi biz son zamanlarda ısrarla... ...hatırlatıyoruz kamuoyuna... ...ve gözden kaçan bir mesele var. Bizde aslında üze bir mesele. Son dönemde 2017 sonrası... ...yatay bir seyir izlediğini söylüyoruz. Aslında ha, bir büyük, büyük bir kırılmanın... ...dikkat ederseniz... ...milyon milyon artan bir kırılmanın... ...belli bir tarihten sonra... ...2017'de 3, 3 milyon 426 bini gördükten sonra... Bakın 2016'da 3600 bin. Burada 3 milyon 762 bin son kaç yılda? 1, 2, 3, 4, 5 yılda. Bir dakika. Yani siz 2017 yılından itibaren yatay bir seyire geçirmişsiniz. Yani Suriye gelmiyor Suriyeliler. Neredeyse gelmiyor. Çünkü Neredeyse az gelmiyor. önce bir soru sormuştunuz. İşte hani Türkiye'deki kaçakla ilgili. Ve bunları takip ediyor musunuz demiştiniz. Aynısını Suriyeliler için de yapıyoruz. Biz ülkemizde bulunan Suriyelileri düzenli olarak nerede adresleri dahil takip etmeye çalışıyoruz. Nitekim 2 yıl önce yaptığımız genel bir değerlendirme sonrası, bakın tekrar söylüyorum iki yıl önce bunu da kamuoyuyla paylaştık. 122 bin Suriyelinin şu an 2 yıl önce itibariyle Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Nerede bunlar? Bunlar biraz sonra gelecek kaçak göçü değerlendirirken de bir kısmı nereye gitti? Avrupa'ya gitti. Zaten bunların bir kısmının Avrupa'ya gitme iradesi var biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu, bu 3 milyon 762 binden 122 bini 2 yıldır, iki yıldır hiçbir şekilde bir iletişimi teması yok. Peki. Ve biz bunları, ama önemli bir ayrıntı var Ahmet Bey burada. Buna rağmen biz bunların geçici koruma statülerini askıya aldık. Yani hiçbir işlem yapamazlar Türkiye'de şu ana kadar bunlar müracaat edip ben buradayım da demedi ki yıldır. Buna rağmen biz bu 122 binde tutuyoruz. Niye tutuyoruz? İşte bu verilerin güvenliği açısından tutuyoruz. Ha, veriler güvenli olsun. Diye. Şimdi, Peki aynen. bir şey söyleyeceğim şöyle mi olmuş yani? 2013'ten itibaren 2012'de 14 bin kişi gelmiş, sonra ona 100 bin kişi eklenmiş, sonra 1 milyon, sonra milyon milyon artmış. 2017'de artık Suriyeliler gelmemeye mi başlamış? 2017'den Suriyeliler gelmemeye neredeyse başlamış. Peki niye? Niye? Bunu hiç soran oldu mu Ahmet Bey bugüne kadar? Olmadı. Olmadı. 2017'de bu, bu sorunu bu sorunu bu soru sorulmamakla bu ülkeye büyük bir haksızlık yapıldı. Ha, 2017'de bir şey mi oldu? E, bir arkadaşlarımız bir sonraki bir sonraki grafik geldi. grafiği bize verebilirler mi? Evet. Geldi. Evet. Şimdi aslında meselenin temel kırılma anlarından birisi burası. Şimdi ne olmuş 2000, 2017'de? 2016'da 2 milyon 835 bindi. Doğru mu? Doğru. Sonra bu grafik geldi. Az önce konuştuğumuz 3 milyon 762 bine çıktı. Evet. Hani niye yataydı? Aslında Suriye'deki nüfus hareketi aynı şekilde devam etti ama ne oldu bakın. Şimdi biz ha. önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık doğru mu? Ve bu operasyonda Fırat Kalkanı bölgesinde 1 milyon 1 milyon 300 bin insan yaşıyor şu anda. Ha, siz Suriyelileri buraya Türkiye'ye gelmesi gereken gelecek olan Suriyelileri bir Fırat Kalkanı operasyonu yaparak ne yaptık? 1 milyon 300 bin Orada durdurduk. Güvenli bölge oluşturduk. Güvenli bölge Zeytin Dalı operasyonunu yaptık. 550 bin. 550 bin kişi burada şu anda duruyor. Barışınlar Barış bölgesinde operasyon yaptık. 300 bin duruyor. Bahar Kalkanı diye İdlib'in çevresinde bir güvenlik sağladık biliyorsunuz. Yaklaşık 4 milyon burada duruyor. Şimdi buradaki kritik soru şu. Bunlar gelseydi? Şimdi kritik soru Ahmet Bey bu. <laughs> kritik Şimdi soru o bence. Bu, bu. Bunlar gelseydi. Şimdi biz hani birileri diyor ya Türkiye'nin bir göç politikası yok diye. Ha bu bir göç politikası diyor. Şimdi biz nasıl bir ülke ki göç politikası yok? Biz askerimizi gönderdik, bu operasyonları yaptırdık, şehitler verdik. Ve bu sayede şu anda 9, 9 milyon 760 bine çıkma ihtimali neredeyse 10 milyon göçmene Suriyeli'ye çıkma ihtimali olan bir rakamı bu ülke 3 milyon 762 binde tuttu. Şu mu? Yani. Fe, bu Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı yapılmasaydı. Yani bu 6 milyon insan nereye gidecekti? 9 milyon olacaktı diyor. 9, 9 10, 10 milyon, 10 milyon olacaktı, olacaktı. 10 milyon Suriyeli. Hani birileri Türkiye'nin bir göç politikası yok diyor ya. Peki yok. Niye yaptık biz bunları? Aslında Buradan bir rakamlar konusuna değinmek lazım. Şimdi birilerinin hayali bu 10 milyonu Türkiye'ye sürmekti. Türkiye sağlam bir irade göstererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu operasyonları yaparak bu oyunu bozdu. Şimdi Türkiye bu oyunu bozarak 6 milyon insanı burada tuttuğu için birileri bu hayallerine ulaşamadığı için bu kez içerideki bazı manipülatörleri tarafından özellikle bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani yalanı bir sanat haline getirmiş. Bunun eğitimini vermişler de dahil içerideki piyonları yoluyla bu gerçekleştiremedikleri hayali yalanlarla şu an topluma pompalamaya çalışıyorlar. Hayır. Çok çok iyi anladım. Yani Türkiye'nin göç politikası Suriye topraklarında yaptığı operasyonlarla, harekatlarla güvenli bölgeler oluşturmak ve göç edecek olan Suriyelileri bu güvenli bölgelere yerleştirmek Bakın abi, bu mu? Kesinlikle bu. Bakın şimdi İdlib'den konuşuyoruz değil mi? İTLİP, 4 milyon kişi. İdlib'in mi? normal nüfusu 1 milyon 250 bindi savaş öncesi. Şu an burada 4 milyon insan duruyor. Yaklaşık ne oluyor? 2 milyon 800 bine yakını İdlib'in dışından Suriye'nin diğer taraflarından gelmiş buraya sığınmış. Peki bunlar kendilerini güvende hissediyorlar mı? Şimdi tam da onu söyleyeceğiz. Burada belli oranda bir güvenlik sağlanabildiği için Türkiye sayesinde burada duruyor. Sadece güvenlik dışında değil. Bir sonraki aşamada biz buralarda neler yaptığımızı da anlatacağız. Ha, peki bizim o zaman Türkiye'nin e, şu ne kadar kalmıştı Suriyeli sayısı Türkiye'de şu anda? 3 milyon 762. Ha, şu 3 milyon 762 889 Suriyeliyi de bu yöntemle mi? Dönüşte birazdan sağlam. birazdan gelir. Şimdi peki. birincisi biz buradaki temel strateji stratejisi bu ülkenin terörle mücadelede de olduğu gibi sorunu ülkemize gelmeden ileride karşılamak. O sebeple zaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan da buydu ve Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca açıkladı. Güvenli bölgeler oluşturulsun, nüfus güvenli bir alanda tutulsun diye. Bunun sonuçlarının olumlu olduğunu özellikle İdlib'de zaten görüyoruz. Tekrar söylüyorum. 4 milyonun neredeyse 2 milyon 800 bini İdlib dışında rejimden kaçan diğer bölgelerden gelenler. Aynı şekilde diye mesela Fırat Kalkanı bölgesinin de şu anda yaklaşık 1 milyon 300 bin insan var. Bunun 1.2 milyonu bu bölgeden sadece. Pardon. 800 bini 1.3 milyonun 800 bini diğer bölgelerde yaklaşık 500 bin civarında yani, bir nüfus olması gerekiyor. Adamlar yani şöyle bir, adamlar bakıyorlar hani şurada bir güvenli bölge oluşmuş biz oraya evet. gidelim diyorlar. Şu anda burada mesela kamplarda İdlib'de başka bölgelerden gelen kamplarda yaşayan kişi sayısı 1 milyon 300 bin. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde de 270 binlere yaklaştı kamplarda kalanlar. Yani başka yerlerden gelenler. Dolayısıyla bizim iki stratejimiz vardı. Bir, karşıda karşılamak sınır ötesinde sınır karşılamak. ötesinde karşılamak bir güvenli alan oluşturmak yeni göç dalgalarının Türkiye'ye gelişini engellemekti. Nitekim bu başarılı oldu. Ha bunun için biz ne yaptık? İlave görseller de hazırladık eğer arkadaşlar onları verebilirse. oraya geçelim şimdi geçmeden. Bunun özeti şu. Eğer Türkiye bu harekatları yapmasaydı e, Türkiye'nin içinde 10 milyona yakın Suriyeli olacaktı bu harekatları yaparak oluşturduğu güvenli bölgeler sayesinde Türkiye'nin içinde 3 milyon 800 bin Suriyeli, Suriyeli var. Şimdi peki bunu burada, şey, bunun özeti bu. Bunun özeti kesinlikle. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bu, bunun gerçekleştirmek için bizim iki ayaklı bir çalışmamız vardı. Arkadaşlarımız eğer 15'ten 19'a kadar verebilirse şu, tabii İdlib'le diğer tarafların temel bir farkı var. Biz İdlib'de dış güvenliğini alarak rejimin o bölgeye saldırmasını engellemeye çalışıyoruz ve insani yardım yürütüyoruz halbuki Barış Pınarı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde aynı zamanda yerel idarelerin oluşturulması, kolluk teşkilatları, nüfus birimleri, adliyesi, yolları, ekonomik alanlarının da gelişmesi için yoğunluklu olarak da sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle ayrı bir çalışma daha yapıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan bu bölgeler daha güvenli. Çünkü oradaki yap yapısal idari alanlara da danışmanlık veriyoruz. Bu örneklerde olduğu gibi bakın biz kolluk teşkilatına danışmanlık yapmak üzere kendi Emniyetten, jandarmadan arkadaşlarımızı görevlendirmişiz. Ne yapmışız? Güvenlik sistemleri oluşturmuşuz. Devam edebilir miyiz arkadaşlar? Ya da ne yapmışız? Destek merkele, merkezleri, hastaneler, okullar. Orada hayatın hayatın normalleşebilmesi için çalışma yürütmüşüz. Orada kalın diye. Orada kalın. Orada daha belli oranda bir güven güvenli ortam oluşturalım, hayatlarını normalleştirelim ki buraya gelmesin. Bize baskı olmasın diye. Devam edebilir miyiz arkadaşlar? Aynı şekilde Organize sanayi bölgeleri oluşturulması için çalışmalar yapılmış. Ba sadece güvenlik yetmez. Ekonomik hayatta lazım. Ekonomik hayat. Tekrar Baş söylüyorum bunun için sivil toplum kuruluşlarımızın, özellikle sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel halkın da belli oranda desteğiyle ekonomiyi canlandıracak faaliyetler yürütmüşüz. Valla ben, ben bu çalışmaları görüyordum ama göçle doğrudan orantılamıyordum. Şimdi, şimdi anladım. Şimdi Afat, ne Afat da iç işlerine bağlı biliyorsunuz. Bunlar, göçle bu tam bir entegrasyonla. Burada yok. konut alanları yapılıyor. Şimdi aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımız bakın isimleri de Devletin parasıyla de... mı yapılıyor isimli, bu? Dikkat edin isimlerini özellikle yazdık. Mesela Beyaz E. Yani, sivil toplum ya, bak, devletin veya, parasıyla değil. değil. Hayır. Dernek çalışmaları. Sivil var. toplum kuruluşlarına örnekler bunlar. Hmm. Devam edelim. Sonra ikinci bir az önce konuştuk organize sanayi bölgesi Çobanbey'deki Bunlar hep sınır ötemizde. Sınır ötesi. Çobanbey dediğiniz aslında Suriye'de de, Rayi dedikleri bizim Elbeyli'nin hemen karşısındaki bir yerleşim yerimiz. Çoğunlukla da Türkmenlerin yaşadığı. Şimdi İdlib kısmına geldik. Peki İdlib'de ne yapıyoruz? Burada bir karışıklık daha var. Biriket evlerle alakalı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, bir geride kalabilirsek arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, önce 20 bin olarak Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti biliyorsunuz. Biriket ev yapımına başladık. Niye? Az önce İdlib'de kamplarda 1 milyon 300 bin insan yaşıyor derken çadırlarda yaşıyorlardı bunlar çoğunlukla. Özellikle isimlerinde koyduk sivil toplum kuruluşlarımızın. Bu dernekler. Bu dernekler ve bağış yapılan bağışlarla AFAD da dahil olmak üzere şu ana kadar 57 bin birifet evi bitirdik. Geçen bayramın ikinci günü cumartesi bunların 50 bini teslim edildi ve açılışını yaptık. Bakın 50 bin. Sonra evet. 77 bini projelendirildi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100 bine çıkacak hızla görsellerini de gösterebiliriz. Buradaki amaç tekrar söylüyorum. Biraz sonra gönüllü geri dönüşe geçtiğimizden farklı olarak orada çadırlarda kalan insanların Türkiye'ye dönük hareketini engellemek için değil. Nitekim 2 milyon 800 bin insan şu anda bu ve benzeri çalışmalarla İdlib'de normal nüfusunun ötesinde durmaya devam ediyor. Peki 4 milyon dediniz. 2 milyon 800 bini İdlib'in diğer taraflarından gelenler. Yani İdlib'in yerli nüfusu 1 milyon 200-250 bindi. Şu an orada 4 milyon var. Yani Şam'dan gelen var, Hamadan gelen var, Humus'tan gelen var. Suriye'nin diğer taraflarından rejimden kaçtığı için orada orada Siz duruyorlar. Orayı yaşanabilir bir hale getirmeye, getirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Anladım. Briket evlerle. Biriket evlerle. Anladım. Bunun da birkaç görseli var. Devamında görebilirsek arkadaşlar. Bu mudur Bu, burada, biriket evler? Evet. Yani örnekleri var bunların. Birkaç örnek koyduk. Vakit sıkıntısında bildiğimiz için çok uzatmadan. Gördüğünüz gibi birçok bir sosyal alanlarla birlikte en son Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Açılışını yaptıklarımızda dahil olmak üzere. Bu ne e, Cumhurbaşkanı ne gösteriyor bu? Ha bu biriket şimdi, evleri şimdi yapacağız. Şimdi bir geri gidelim arkadaşlar. Bu bu bir sonraki bölüm burada duralım biriket evlerle alakalı e, işin özü bu. Sonra bildiğiniz gibi buradan bizim şeye bir geçiş yapmamız lazım. Maliyetli mi biriket ev yapmak? Biriket evler 3 binlerden başlamıştı 7-8 binlere kadar ulaştı malum fiyatlardaki e, artışlar nedeniyle. Çünkü başlangıçta küçük 3 nedir ya? 3000 lira liraya. bin lirayla yani. ilk önce başladığımız 2 yıl önce 3 bin liraya falan mal oluyordu. Ama o zaman tabi tek odalı veya iki bölmeli vesairedi. Sonra lavabolar eklendi. Biraz önüne, geliştirildi. Önüne o yörenin kültürüne uygun olarak avlulu bir e, yapı da oluşturuldu. Onur pahalı mı 3 bin 7 bin? Ev fiyatlarıyla karşılaştırılmaz. Şimdi Gayet uygun bu, bu aşamadan sonra gündemde bizim neyimiz var? Meşhur konu geri dönüş var. Şimdi biz bu e, 3 milyon 700 bin Suriyeliyi ne yapacağız konusu var. Bir dakika, işte o güvenli bölgeleri daha da arttırarak yapmayacak mı? Şimdi onu yapacağız. Tamam. Şimdi biz birinci aşamayı anlattık, oradaki nüfusu tutmaya çalıştık. İşte, tamam, Onun için bunu aldık. Şimdi aldık. Şöyle yapmışsınız yani 2017'den itibaren oraları güvenli hale getirmişsiniz, güvenli bölgeler oluşturmuşsunuz, ee, 5 milyona yakın Suriyeli gelecekken gelmemiş orada, tutmuşuz. orada, kalmış. Güzel. Şimdi, şimdi, 3 milyonu... Şimdi bu yaptığımız çalışmalarla bu arada Suriyeli olup aslında Türkiye 3 milyon 700 bin belki 3 milyon 700 binden fazla da giriş oldu bu arada. Ama bunların biz 400, 498 bininin geri dönüşünü sağladık. Aslında Türkiye'ye belli oranda giriş yapılmıştı. Gönüllü geri dönüş sayesinde işte bu yürüttüğümüz özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesi dahil olmak üzere 498 evet. bininin ne yaptık? Oraya yerleştirdiniz. Geri döndü, bir, dönmesi alalım. Bir dakika o zaman sadece orada tutmakla kalmadınız. Evet. Türkiye'den de. Türkiye'den dönüşleri teşvik ettik. Yine oralara. Yine oralara. Tekrar söylüyoruz. Bizim Türkiye'nin güvenliğini sağlamış olduğu bölgelere 498 bin kişinin Suriyeli'nin şu ana kadar dönüşünü sağladık. Peki bir sonraki. Bir sonrasına niye, geçelim. Bunu niye hazırladınız bunu, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi bu Hayır hayır bu değil. Bunu söylemiyorum. Bir sonrakinde bir şunu sonraki, evet. evet bunu buna. niye hazırladın? Şimdi bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Birleşmiş Milletler'deki konuşması. Birleşmiş Milletler konuşması. Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma. Şuraya ne demişti güvenli bir bölge şimdi oluşturalım. Şimdi buraya biz güvenli bölgeler oluşturalım demişti. Ve dünyaya da başta Avrupa Birliği olmak Gelin üzere katkıda bulun. Bulu, destek olun demişti. Oldular mı? Olmadılar. Olmadılar. Peki biz mi yaptık? Peki yani? şimdi, şimdi biz, şimdi mi biz bayramın <laughs> ikinci günü Sayın Cumhurbaşkanımızın video mesajıyla da Açıkladığı üzere şu anda yıllardır üzerinde çalışılan ama Birleşmiş Milletler başta olmak üzere batılı ülkelerinde yanaşmadığı projeyi fiilen hayata geçirme aşamasına geldik. Ne yaptık? Bu bölgelerde az önce Fırat Kalkanı bölgesi yoğunluklu olmak üzere yani az Azez'den, BAP'tan, Cerablus'tan, yine Barışpınarı bölgesinde Resulayn Tel Abyad'a kadar 13 yerleşim yeri belirledik. Bu 13 yerleşim bu ye yerinde yeni bir şey anlatıyorsun. Yeni. Anlatıyorsunuz. yeni. Hı. Yani şimdi artık gönüllü geri dönüşü nasıl yapacağız? İlave 498'in üzerine Türkiye'den oraya bu insanları gönüllü olarak nasıl götürülecek? Yani, 3 gelecek? milyon 800 bin Suriyelinin gönüllü dönüşünü nasıl, nasıl sağlarız? Bunun için 13 bu bölgelerde 13 yani Resulayn telabiyat var. Telabiyat var. Öbür tarafta da e, burada biliyorsunuz Cerablus var, burada BAP var. Biraz gerisinde e, Azes ve... Buralara yine güvenli bölgeler mi oluşturacak? Şimdi şu anda zaten biliyorsunuz bu haritanın o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın gösteri dönemde Resulayn ve Tel henüz operasyon yapılmamıştı. Şimdi yapıldı. Şimdi burası zaten güvenliği alınmış e, bölgelerde. Yani güvenliğe alınmış bölgelere yeniden yerleşimler mi yapacak? 13 nokta belirledik. Bunlar her biri birer e, şehir boyutunda. 1 o milyon nüfus alacak şekilde. Ee, ilk grubunun projelendirme çalışmaları da tamamlandı. Ee, finansmanla ilgili de uluslararası e, yardım kuruluşları ile görüşmeler son aşamaya geldi. Taslak protokoller hazırlandı. Uluslararası yardım alabilecek misiniz? Alacağız. Zaten bunun finansmanı uluslararası yardım kuruluşlarının e, Finansmanı finansmanıyla o. yapılacak, milli bütçeden yapılmayacak. Yani 200, 200 binin üzerinde, 200 bin civarında projelere göre değişecek. Siz? Ev yapacağız ve bu insanların bu bölgeye 1 milyon insanın daha tekrar söylüyoruz gönüllü olarak dönmesini sağlamaya çalış. Peki gönüllü ben dönmem derse adam şimdi ne diyeceksiniz? Şimdi, şimdi tam da buradayız. Şimdi bizim temel stratejimiz hep söylüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Gönüllü, onurlu. güvenli ve onurlu. Şunu kabul edelim. Bu insanların hepsi Türkiye'deki 3 milyon e, 700 bin insan hepsi bu bölgelerden gelmiş değil. Doğru mu? Tabii. Şam'dan gelmiş, Halep'ten şimdi, gelmiş. Şimdi dolayısıyla başka bir yerden gelmiş insanı zorla sizin bir yere götürmeniz doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. Dolayısıyla biz burada teşvik edici olarak ve bunun yanında konutların yanında ekonomik anlamda sanayi tesisleri, tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı projeleri desteklemek de bu yapılan çalışmaya dahil. Yani ekonomik hayata dönük de onlara bir şeyler teşvik ederek Teşvik mi? ederek yani göndereceğiz diyeceğiz. Şimdi başka şansımız var mı Ahmet Bey? Yok. Niye? Çok konuşuluyor değil mi? Biz bunları götüreceğiz. Otobüse bindir gönder. Ha, nasıl götüreceğiz? Şimdi bir arkadaşlar bir haritan vardı. Beni eğer e, görebiliyorsanız e, Suriye'de ne olduğuyla alakalı. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim konuşmamız gereken çok da vakit kaybetmeden bir sorunu çözmek için sorunun sebebini bulmak zorundasınız. Doğru mu? Bu mu? Evet. Suriye'de Şimdi, ne oldu? Şimdi Ahmet Bey Suriye'nin nüfusu ne kadardı? 21.6 milyonda açık kaynaklara göre. Bu kadar insan Suriye'de yaşıyordu. 21.6 Ne oldu peki Suriye'de? Bir iç savaş çıktı doğru mu? Re rejimle halkı karşı karşıya geldi. Ve sonra ne oldu? Rejim elindeki tankıyla, tüfeğiyle halkına zulmetti. Niye zulmetti diyoruz? Hepimiz biliyoruz ki artık uluslararası raporlarında kabul ettiği 500 binden fazla insan öldü. 10 binlerce kişiye işkence edildi, binlerce insana tecavüz edildi, 200'den fazla kez kimyasal silah kullanıldı. Sonra ne oldu? Yaklaşık 14 milyon insan yer, yardıma muhtaç hale geldi ve yer değiştirmek zorunda kaldı. Bunların 6.7'si ülke içinde. Ülke içinde nerede? Az önce konuştuk. İdlib'de, Bizim, ee, bizim bizim sınırımızdaki yerde. Sonra 6.8 milyon kişi de başka ülkeye gitmek zorunda kaldı. Bu 6.8'in de 3.7 milyonu bizde. Doğru mu? 3.7 milyonu. 1 milyon Avrupa Avrupa'da gitti. 140, bin, 140 sınırda, bin. Mısır'da. Mısır'da 839 bin ki Lübnan'da çok Lübnan'ın nüfusuna göre burada oranlarda çıkarttırdım. Lübnan'ın %12'si nüfusuna oranı %12. 839 bini. Yine Ü Ürdün'de var 674 bin ki bunların biraz daha fazla olma ihtimali de var kayıt sistemleriyle yakalı. Irak'ta da bu kadar kişi var. Yani 14 milyon insan evini, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Bunu Şimdi, niye anlatıyorsunuz? Şunun için anlatıyorum. Bu insanların hani diyorlar ya biz dönsünler. Dönsünler. Peki şu anda Şimdi bir iç savaş hararetini yitirmiş Esat Aflar çıkartıyor bir sükunet gelmiş. Çok güzel. Şam'dan görüntüler geliyor, millet eğleniyor. Peki madem bu kadar hayat toz pembe, hadi bizim ülkedeki ülkemizdekini geçtik. Avrupa'yı da geçtik. Mısır'dakini de geçtik. Hadi diyelim çok rahatlar bunlar yerinde. Lübnan'dakini, Ürdün'dekini, Irak'takini de geçtik. Tamam bunlar diyelim ki gittiler orada çok iyi düzen kurdular. Öyle bir şey yoktu. Yahu 2 milyon 800 bin İdlib'deki kendi evine niye gidemiyor? Ha, yani Bırak Sur dışarıdakini. Suriye'nin içindeki gidiyor. Suriye'nin içinde 1, 2 milyon 800 bin İdlib'de çadırda kalan 10 yıla yaklaştı savaş. Yani niye geri gidemiyor? Bu aflar maflar ikna edici değil. Ya bu 14 milyon insan o zaman ikna edici de niye gitti? Siz 500 bin insanı öldürmüş, 10 binlercesine tecavüz etmiş, işkence işkence etmiş, binlercesine tecavüz tecavüz edilmesine yol açmış, kimyasal silah kullanmış, malını, mülkünü, her şeyini bırakmış çıkmış. 21.6 milyon insanın 14 milyonundan bahsediyoruz. 14 milyon. Siz bu 14 milyon insan niye gitmiyor? Bunların akıllara zoru mu var? Dolayısıyla biz diyorsunuz peki ben güvenli bölgeyi oluşturmuşum. Sana biriket ev yapmışım. Orada artık gitsin. Şimdi biz de tam yapmaya çalıştığımız o işte. Biz gönüllü derken, güvenli derken, onurlu derken biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Çözüm ortaya koymuşuz. Bir çözüm stratejimiz ha, diyorsunuz var. Diyorsunuz ki biz ancak böyle. Ancak böyle. Niye? Çünkü bizim göndereceğimiz bölge sınırlı bir alan. Doğru Belli mu? Bir Belli bir sayıyla göndereceğiz. Tamam anladım. Ha Şimdi bu neden önemli? Peki o 490 bin kişi gitti diyorsunuz. Doğru. Onlar nasıl ikna oldular da gittiler? Şimdi, niye ikna oldular? Çünkü o bölgede yaşıyorlardı zaten. Ha O bölgede yaşıyorlardı. E, doğal olarak evi vardı, barkı vardı. Hatta yanlış anladık kamuoyu bir türlü Anlatamadık belki. Biliyorsunuz biz gidiş gelişlerine müsaade ettik bayramlarda falan. Sonra gittiler, gördüler. On binlerce insan kaldı orada. Yani peki, o bölgede kaldı. Peki Sonra, hala bu 3 milyon 800 bin Suriyeli arasında hala o bölgeli olanlar var mı? Sınırlı sayıda olabilir. Yani daha azdır. Önemli bir kısmı rakamlarda belli rakamlar var. Halen olanlar var ama daha azdır. Daha azaldı. Önemli. Aynen. Çünkü ama zaten diyorsun... bayramla da gittiğinde dönüşlerde, dönüşler de dönüşler yüksek oranda olmaya başladı. Yani bayramda gittiler, yüksek oranda dönme olunca belli ki artık oradaki ki ortamla ilgili kalma iradeleri kalmayanlar gidip gelmeye başlıyor veya başka bölgelerden diye de o uygulamayı da biliyorsunuz gidebilirsiniz ama kalmak kaydıyla diye değiştirdik. Peki ama şimdi sonuçta e, o zaman ikna edeceksiniz. İkna yani. edeceğiz. İkna, ikna ama ikna bu iknayı teşvik, et, teşvikle yapacağız bunu. Yani teşvik edeceğiz. Anladım. Yani bu, siz memleketinize dönün orası güvenli, ekonomik hayatta size kolaylıklar sağlayacağız şeklinde bir teşvik olacak. Kesinlikle öyle. Tamam. Şimdi burada Suriyelilerle ilgili başka var mı Suriyelilerle ilgili Bir Birkaç birkaç konu var. Birincisi biz Suriyelilerle alakalı en kötüyü görmüş durumdayız. Doğru mu? Doğru. En kötüyü 3-4 yıl önce görmüşüz. Bizim asıl kitlesel akını durdurmuşuz. Geriye dönüşleri teşvik etmek suretiyle 500 bin'e yakın insanın dönüşünü sağlamışız ve önümüze ne koymuşuz? Bir Çıkış stratejisi koymuşuz. Bunu, bunu ne zaman koymuşuz? Yeni koymamışız. 2011'den bu yana bu Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca açıkladığı üzere bir stratejisi var. Bir göç politikası var bu ülkenin. Ki o sayededir ki, arkadaşlar bu daha sonra konuşacağımız bir konu. Düzensiz göç bölümünde konuşuruz diye düşünüyorum. Şimdi o sayededir ki şu anda Türkiye'den e, oraya gidişleri sağlamışız ve önümüzde belli oranda gidişi sağlamak üzere de bir Yol haritası koymuşuz, ete kemiğe büründürmüşüz, kamuoyuna açıklama aşamasına gelmişiz. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili dört dörtlük bir politikası, bir bir politikası var. var. Şu şeyi bir daha hani eğer göç e, dalgası Türkiye hiçbir şey yapmasaydı Suriyelilerin sayısı Ne olurdu? Sayısı, veya 13 olması lazım. Ne arkadaşlar? olurdu? Hali e, grafiğini getirirseniz Suriyeliler konusunu onu bir kez daha göstererek tamamlamış olalım Sayın Bakan. Tamam. E, şimdi Bu iş, şu evet, evet yani ee, şimdi ben, ben bir özet yapayım mı? Siz Buyurun. Bana e, yanlış yaparsam lütfen Buyurun. müdahale edin. Yani 2016 yılına kadar, 2017 yılına kadar 2 milyon 834 bin 441 Suriyeli varmış Doğru. bizde. Sonra ee, 3 milyon 400, bu 3 var. Mı? 3 milyon 400, çıkmış. evet 3 milyon 600, 3 bin, yani sayın seyirciler 2016'dan itibaren, Suriyeli sayısı değişmemiş çok fazla. Yatay bir seyre geçmiş. Yatay bir seyre geçmiş. Özellikle 2017'den sonra. 2017 diyelim hatta evet. biz buna. Evet 2017'den evet. itibaren yatay bir seyre geçmiş. Ve hep böyle 3700'ler, 3500'ler. Ki pasif aldığımız da var bunun içinde. Onu, onu, evet. onu da katarsak. Yani böyle bir durum var. Diyor ki bakan yardımcısı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonları yaparak Orada güvenli bölge oluşturduk, buraya göçü engelledik. 2017'den itibaren eğer göç bu çalışmaları yapmasız yapmamış olsaydık 9 milyon 700 10 milyona varırdı diyor Suriyeli sayısı şu anda Türkiye'de. Doğru. Yani şu anda Türkiye'de 3 milyon 800 bin Suriyeli var. Eğer biz bunu yapmasaydık 10 milyon olurdu. Doğru. Bu bizim göç, politikası. göç politikamız ve bunun da bu sayıyı da azaltabilmek için bir Çalışmamız yeni var. hedefimiz yeni var. Hedefim, önceden koyduğumuz uygulamaya devam etmekte olan bir hedefimiz var. Çünkü 500 bine yakını gönderdik zaten. Şimdi buna yeni bir 1 milyon daha eklemek üzere bir hedefimiz var ve bunu bunu uygulamaya geçiyoruz. Yani geçiyorum. bu sayıyı 2 milyon 700'e indirecek. İnşallah daha az. Daha aşağılara. Daha aşağı. İnşallah. Çünkü bu 1 milyon hedef daha fazla olmaması için şartlar, imkanlar oluşsa. Yani diyelim ki 2 milyon i̇nşallah, sayısına inşallah. inecek Suriyeli sayısı. Şimdi dolayısıyla burada üzerine durduğumuz bir, Türkiye bu anlamda bir politika sahibidir en kötü geride kalmıştır, kitlesel akını durdurmuştur ve bir geriye dönüşleri gönüllü bir şekilde geriye dönüşleri sağlamak üzere bir çalışması, uygulaması, politikası da vardır ve bu işlemektedir. Suriyelileri kapatacaksa iki şey daha söyleyebilirim. Evet kapatacağım. Çok önemli. Şimdi bir de toplumda Suriyelilerin karıştıkları olaylarla alakalı bir dezenformasyon yapılıyor maalesef. Yani Birer cümleyle vakit vakit durumunda çok bilmedi bilmiyorum ama Sınırlı. Sur, Suriyelerin suça karışma oranı kendi içlerinde %1.3. Yani kendi içlerinde derken 100 Suriyeliden suça karışan oranı 1.3. Türk vatandaşlarında bu 2.1. Yani oransal olarak yüzdelik dilimler bakımından Türk vatandaşlarının çok altında. Bu bu çok kritik bir şey bu bir. 2 niye böyle? Çünkü biz yürüttüğümüz bir uyum stratejimiz var. Yani Türkiye'de bulundukları müddet içerisinde kendi insanlarımızla birlikte huzuru bozmadan yaşayıp hayatlarını gidene kadar burada sürdürebilmelerine dönük ciddi bir çabamız, gayretimiz var. O sebeple elbette insanlar suç işler. Yani ilk suçu işleyen ilk e, Hazreti Adem'in çocuklarıydı. Mutlaka toplumlarda bu olacaktır. Amerika'sında, Avrupa'sında, İngiltere'sinde yok mu? Elbette olacaktır. Ama mühim olan buradaki konu şu. Biz bunu önlemek için ne yapıyoruz ki çalışıyoruz? Oranlar ortada. Peki suç işleyen için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gerekirse yaptırım uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Şu ana kadar asayiş olaylarına karışanlar, Türkiye'de adli süreçleri de tamamlandıktan sonra, sadece Suriyeliler içinde değil, diğerleri de dahil, şu anda 20 bini bulduk geri gitmesini sağladığımız. Sınır dışı evet. ediyorsunuz. yani dolayısıyla burada biz suç işleyenlere bir tolerans gösterir, hoş görür, yaptırımsız bırakır değiliz. Yani ki kaldı ki tekrar tekrar söylüyoruz bu oranlar oldukça aşağılarda. Ha Bu aşağıda olmasına rağmen çalışmalarımız Elbette. sonucu diyorsunuz. Elbette. Bu yıl 470 bindi en son hatırladığım kadarıyla rakam. Uyum kapsamında eğitim verdiğimiz Suriyeli sayısı. Ana, yani o hani Suriyeliler daha iyi insanlar anlamında söylemiyorsunuz bunu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde evet, bu sonucu ve arıyoruz. Ve onun sonucunda uyguladığımız yaptırımı da bildikleri için de daha dikkat ediyor. Daha caydırıcı. Her ikisinin de etkisi var. Caydırıcı Elbette. oluyor. Elbette. Yani bu, bunu da özellikle Suriyeliler bahsinde ifade etmiş Peki. olalım. Şimdi gelelim e, Suriyeliler konusunu özetlemeye gerek yok. Tekrar tekrar vurguladık. Diğer konuya geçelim. Yani sizin düzensiz... Düzensiz gö göç. Göç. Düzensiz göç meselesi. Müsaadenizle ben notlarımı almak istiyorum. Lütfen tabii. Yani e, düzensiz göçle mücadele stratejisi. Düzensiz göç ne demek Sayın Bakan? Süper. Yani ne, ne demek? Yani ya, Suriyelileri düzensiz kesinlikle. göç saymıyor musunuz? Hayır. İşte tam da söylediğim bu. Suriyeliler az önce uluslararası koruma diye onun için dedik. Bir zulüm nedeniyle geldiler kapımıza bayandılar. Biz de dedik evet bunlar can güvenlikleri risk altında. Namusları halel gelme ihtimali var. Malı mülkü her şey zaten geride kaldı. Bunları geçici korumaya aldık Türkiye'de. Peki düzensiz göç. Düzensiz göç ne demek? İki yolla insan düzensiz göç olarak bir ülkeye gelir. Bir tanesi dağdan, bayırdan, huduttan, oradan, buradan içeriye girer. Kaçak yollarla girer. İkincisi düzenli olarak ülkeye gelmiştir. Yani pasaportuyla Atatürk ya da İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye girmiştir. Vizesi vardır. E, 90 gün kalma süresi vardır. Çıkmamıştır. Yani düzensiz, düzenli göç iken düzensize düşmüştür. Dolayısıyla düzenli göç ile düzensiz göç arasındaki temel fark yasal olmayan yollarla ülkeye girmiş olmak veya yasal olarak girdiği halde yasal olarak geri çıkmamış olmak. Ya yani gelmiş, vize almış örneğin diyelim ki Afrika'dan bir ülkeden ya da işte Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan bir ülkeden vizesinin süresi bitmiş, 90 gün geçmiş süre o kadar. Bu, tam, bu, bu, o zaman devletin tamamen e gözetimi dışında kaçak, göçek yollarla gelmiş Kişilerden bahsediyor. Sadece onlardan değil. Bak devletin denetimi dışında kaçak göçe gelmişler. Birinci grubu bunun düzensiz göçün. İkinci grubu da yasal yollarla gelmiş, gelmiş ama çıkmamış. Çıkmamış. Dolayısıyla kaçak durumuna düşmüş. Peki sayı Onu... sayı kaç? Şimdi. Kaç, şimdi Bunlar kaç kişidir? Şimdi arkadaşlar e, o tabloyu açabilirsek 27 Noğlu. Önce şundan başlayalım mı? Başlayayım. buyurun. Bizim biraz sonra rakamlara geleceğiz. Müsaadeniz olursa geri dönmemek için. Bizim düzensiz bu göçle ilgili de temel bir stratejimiz var. Dört ayaklı bir stratejimiz var. Bu kaynak ülkeden başlıyor diyoruz biz. Kaynak ülke ne demek? Göçmenin hareket ettiği yer demek. Mesela Afganistan, Afganistan, Pakistan. Kesinlikle öyle. Peki burada biz ne yapıyoruz? Bir diplomatik olarak devletimiz sorunların çözümüne katkı vermeye çalışıyor. Doğru mu? Afganistan'ı düşünün. Ya da ne yapıyoruz? Yardımlarda bulunuyoruz. Biz... Kaynak ülke olarak Afganistan'a iyilik trenleri gönderdik son zamanlarda. 10 tren. Ama o göçü engellemez ki. Oradaki engeller. Niye engeller? Oradaki insan aç, susuz insana siz hayatın devam ettirebileceği bir iklim oluşturursanız baskıyı daha da azaltırsınız. Sonra yine kaynak ülke ile ilgili önemli konulardan bir tanesi de geri dönüş anlaşmalarıdır. Geri kabul anlaşmaları. Şimdi siz bir kişiyi gönderebilmek için karşı tarafın da bunu kabul etmesi lazım. E sen kendi ülkenden gelmiş deyip gönderemiyor muyuz? Geri kabul anlaşması yapmadıysanız almama hakkı var. Ha. Bunlar diplomatik işler. Evet, onun için arkadaşlar öbürünü bitireyim müsaade ederseniz. Onun için kaynak ülkedeki e, çalışmalarınız önemli. Sonra ne ikinci aşamasına geliyoruz. E, sınır konusu. Ya geldi. Hadi birinci aşamada kaynağında siz ne yaptınız? Ettiniz. Durmadı. Dayandı Van sınırına geldi. Geldi. Dağlardan açtı Dağlardan aştı. geldi. Şimdi evet arkadaşlar devam edebiliriz şimdi eğer az önceki görsele şimdi bakın. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi vatandaşın algısı hani bu dezenformasyondan filan siz çok şikayet ediyorsunuz ama algı şöyle. Akın akın geliyorlar. Dağları aşıyorlar. Şimdi sınırlar, da... sınırlar açık. Bak bir dakika. Ya daha bugün mü dün mü söyledi Kemal Kılıçdaroğlu, ana ana muhalefet partileri diyor ki geliyorlar diyor. Açıklıyor sınırlar. Şimdi ona kalırsa eğer birilerinin söyledikleri sözü Sözlere devam edersek ben az önce Suriyelilerle ilgili bugün gene birileri 35 milyona çıkacak sayıları falan dedi. Ha, o, o. Ya biz ona buna girersek bu bu işin sonu gelmez abi. Peki ahmet. tamam neyse. Biz, şimdi biz ne yaptık? Anlatalım. Şimdi biz sınıra geldi. Sınıra gelen için ne yapmaya çalışıyoruz? Yani nasıl bir tedbir alıyoruz? Şimdi ben bir yerde daha bunu söyledim. 2016-17 Kilis valisiydim. Kilise ilk gittiğimde sınıra gittim. Sınırda kamyon patikaları vardı. O sınırda ne tel örgü doğru dürüst, ne duvar hiçbir şey yoktu Açık. Açık. Yani bunca yıl bir şey yapılmamıştı. Ya Kaç da, yılında bu? 2016. Allah Allah. Şimdi gittiğimde yarısının duvarları başlamış yapılıyordu. Diğer yarısında hiçbir şey yoktu. Ya da 2009'larda falan o zaman mülke müfettişiydim. Van'a gitmiştim. Ama o zaman eskiden böyle bir sorun yoktu ki. Tam da onu söyleyeceğim. Hani devlet politikası yok bir şey yapmıyoruz ya biz. Şimdi Van'da 2009'da ben gittiğimde sınırın yanından geçerken hatta Doğu Beyazıt kısmına vardıktan sonra geçerken kapıya doğru 3 sıra dikeni tel gördüm. Burası sınır dediler. Ya bu nasıl iş dedim. Yanımdaki tebessüm ederek mimarlık yapan arkadaş dedi ki Sayın Müfettişim dedi şükredin buna biraz ilerisi de o bile yok dedi. Biz oradan nereye getirdik bu ülkeyi? Ha, şimdi, şimdi ne durumda? Şimdi akın akın gelenler nasıl biz karşılıyor? akın akın gelenleri nasıl karşılıyoruz? Bakın biz, biz şu anda Suriye 911 kilometrelik Suriye sınırının 837 kilometresine son dönemde güvenlik duvarı yaptık. Yani bir dakika şu duvarın, bir dakika. Bakın şu şurası sınırın, tamamen duvar oldu yani. Tamamen duvar oldu. Sadece e, Hatay'da nehir kenarında olan bölümler var. Onlara set de yapıldı. 911 kilometrenin kaç km? 837 kilometresine duvar duvar yaptık? Tamamı diyebiliriz. Tamamı yani. aslında tamamı. Diğer taraflar fiilen duvar yapmak mümkün değil. Peki. Suriye sınırı tamamen, tamamen duvar mı? Tamamen güven. Tamamen duvar. Tekrar söylüyorum çok az bir kısmında Suriye sınırının tamamını kapatıldı diyelim. Çünkü sette olan nehir kenarı var küçük bir kısım. Sonra İran'da ne yapmışız? Geçen yıl yoğun bir şekilde ilerledik biliyorsunuz. 191 kilometresini yaptık. Bu yıl inşallah bunu 211 kilometresini daha yapacağız. İran sınırını. Kaç kilometre orası toplam? 100, 560. 560 191'ini bitirmişiz. 77'si devam ediyor. 211 kilometresi içinde şu anda ihale süreçleri yürüyor. Neredeyse hakkari sınırına kadar ineceğiz bu sene. Duvar yapıyoruz. Sadece bunu mu? Irak'ta da küçük bir çalışma var devam edeceğiz inşallah. Peki şunu merak ediyorum. Duvar yapın, yani tamam güzel. Duvar yapın, harika bir şey yapıyorsunuz. Ee, İran sınırında önemli ölçüde başlamışsınız, Hı. bitireceğiz diyorsunuz. Şu anda o duvar yapılmayan bölge kevgir gibi mi? Değil. Onu da söyleyelim. Şimdi şu yaptıklarımızı tamamladıktan sonra müsaade eder misiniz? Şimdi sadece duvarda yapmıyoruz. Aydınlatma çünkü bir şey olacak ki gece Görüştüm. rahat için, Hayır, Bu duvara mı? Bu duvarın aydın... olduğu bölgeye. Sınırı aydınlatıyoruz. Tamamın ama. Suriye sınırında 608 kilometre tamamlamışız tamamlandı. örneğin. İran sınırında 190 km tamamlamış devam ediyor. Yani burada oranları Hayır. Ermenistan sınırı 140 Aydınlatma daha. çalışmalarına başladık devam Önemli ediyoruz. Önemli bir mesafede aldık. Gördüğünüz gibi. Anladım. Gayet. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi Kamera. A kameralar oluşturmaya çalışıyoruz. Optik kuleler, 198 adet bu optik kule bu İran sınırının büyük bir kısmını kapatacak. Bunlar ne kapatacak. işe yarıyor? Hani gözetlemeyi şimdi, herhalde şimdi sağlıyor. Şimdi söylemek istediğimiz şu. Bütün fiziki ve teknik altyapıyı oluşturuyoruz. Ki sınırda. Kuş uçmasın. Uçmamasını sağlayalım. Peki sınırda güvenlik nasıl sağlanır? Şimdi biz bunları bir taraftan yapıyoruz. Şimdi, şimdi sorduğun şimdi soru. Şimdi sorduğun soruya geleceğim. Yani İran sınırında henüz duvar yapılmamış o açıktaki alan ne boş yapıyoruz? mu? Herkes İyi. girip çıkıyor mu? Şimdi normalde bizim sınırlarımızı korumaktan kara kuvvetlerimiz sorumlu biliyorsunuz. O kara kuvvetlerimizin orada birlikleri var, karakolları var, devre hizmetleri var. Onun üzerine biz ne yapıyoruz? Onlara destek olmak için arka alana ikinci ve üçüncü hatlar oluşturarak ola ki aradan kaçarsa diye. Çünkü 3000 metreyi bulan dağlar var, karlı dağlar, yüksek rakımlar var. Şimdi onun arkasına destek birlikleri atıyoruz. Bu sene örneğin... Mehmetçik koruyor yani. Normalde sınırı Mehmetçik koruyor ama biz ona iç işleri olarak destek oluyoruz. Ne yapıyoruz? Arkasında bu sene mesela 1080 polis özel harekat görevlendirdik. Şu an orada ilave. Sınır koruyor. Sınır, sınıra Mehmetçiğin arkasında bir ikinci hat oluşturmak için bin de jandarma görevlendirdik. Ya yani arkadaki alanları kapatabilmek için. Sadece bununla mı yetiniyoruz? Hayır. İHA'lar uçuruyoruz burada. Araç gereç dahil onları takviye ediyoruz. Şimdi bizim göçle mücadelede aslında iki şekilde tanımlanabilir bu. Bir hattı tutmaya çalışıyoruz sınırda. İran sınırının coğrafi zorluklarına rağmen bu hattı tutmaya çalışıyoruz. Suriye ve Irak sınırında karşımızda bir otorite olmamasına rağmen bu hattı tutmaya çalışıyoruz. De demek istediğimi anlatabiliyorum çok bilmiyorum. Iyi. Karşımızda bir devlet idaresi yok. Biz tek tarafta tutuyoruz. Peki. Şimdi. Şunu söyleyebilir misiniz? Suriye sınırı tamam. Ee, İran e, sınırını da bir, bir yıl içinde falan tamamladık. Bu tamamla. sene çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Peki bu ikisi tamamlandığında e, fiziki altyapı tamam diyebilir misiniz? Evet. Fizik. Neredeyse tamam. Neredeyse, Neredeyse. tamam. Peki Şimdi duvar olunca ne olur Sorusu Fiziki Sizinki bir... altyapı tamamlanınca geçemeyecekler mi? Bizim istatistiklerimiz, çalışmalarımız. tabi duvar tek başına değil. Bu sınır entegre sistemi. Onun için aydınlatması, kamera sistemi, aracı gereci, devriye yolları, güvenlik yolları dahil. Ya yani bu bir kompleks sistem bu. Sınır entegre yönetim sistemi dediğimiz o zaten. Yani duvar yapmakla bitmiyor. bitmiyor. Ya <laughs> duvar ve diğerlerini yaparak fiziki altyapı, teknik kapasite ve insan unsurunda koyarsanız şu ana kadar bizim bunları tamamlayabildiğimiz bölgelerde yüzde 90'dan daha fazla düşüş oluyor. Ha, başarı oranı yüksek. Çok çok yüksek. Anladım. Yüzde yüz dünyanın hiçbir yerinde olabilir mi? Olamaz. Adam uçağın valize koyuyor, uçağın şeyinde geliyor. Olamaz o. zaten. Kesinlikle. Yani yüzde 90 çok büyük bir başarı. Çok büyük bir başarı. Şimdi biz burada kritik konu bu işte. Yani bir hattı bütün gücümüze tutmaya çalışıyoruz. Bir askeri, askeri bir tabir gibi anlaşılabilir. Hani hattı müdafaa diye bir şey vardır. Ya. Bir hattı tutmaya çalışıyoruz. Peki? Ola ki buradan sekti. Yani biz arkasından jandarma koyduk, polis kurduk. Buradan sekti. Ne olacak? Arkadaşlar bir ilerleyebilir miyiz? Hızla şu eğer devamındakileri, bunlar yaptığımız çalışmaları gösteriyor, Anlattıklarımı. Devam, devam, devam edelim. Yollar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Yani bunlar termal kameralar. Az önce izah Evet ettiklerimin, aydınlatmalar. İzah ettiklerimin görselleri. Devam edelim. Bunu da devam edelim. Zamanımız kısıtlı arkadaşlar. Evet, şimdi duralım arkadaşlar. Heh, şimdi, şimdi içeri girdi. Adam sekti girdi içeri. Adam sekti girdi. Yalnız burada bir şey, az önce söylemiştik gözden kaçırmayalım. Şimdi biz şu ana kadar sınırdan sekenleri konuştuk. Bir de yasal yollarla geldi, uzattı. Uzattı. Şimdi bu bu şunun için önemli. Bizim Batı'da yakaladığımız her göçmen buradan gelmiş değil. Uzatanlar da var. Tabii. Yani Tabii. yasal yollardan gelmişti, çıkmadı. Sayıları duymak istiyorum şimdi, ben. Şimdi şimdi sayılarda vereceğim. Müsaadenizle. zaten ekranda görüyoruz sayılar. Şimdi biz son 5 yılda Ha nasıl yapıyoruz bu arada? Biz ko alanda koordinatör valilikler oluşturduk. Bu valilikler diğer valiliklerle birlikte, burada hangi valiliğin 12 koordinatör valilik var, hangi illeri koordine ettiği de Van, Erzurum, Urfa, Adana, Kayseri, Samsun, Ankara, Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve Edirne koordinatör ve hangi illeri koordine önemli. Niye? Çünkü güzergahları kapatmanız için birbirleriyle uyumlu bir şekilde planlama yapmaları gerekiyor. Sonra Ha, bir de şu var. Havaalanlarında risk analiz birimleri oluşturduk. Yani girenin vize, vizeyle bile gelse, yasal yollarla bile gelse çıkmama ihtimalini değerlendirip girişini engelleme şansımız da var. Sonra velev ki bunları yaptık, içeri girdi. Son 5 yılda yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 427 bin 309. Mükerrellikten arındırılmış 1 milyon 212 bin. Ne, ne demek? demek? Mühim bir şey. Yani biz 5 yıllık süreç. Bu süreçte mesela diyelim ki 2019'da yakalamışız. Sınır dışı etmişiz. Bir daha gelmiş. Bir daha gelmiş. Ha. Ya Peki. da ikinci küçük bir ihtimal olabilir. Şimdi bazılarını değerlendirmişsiniz. Herkesi kulağından tutup uçağa götürmüyorsunuz. Değerlendiriyorsunuz. Çıkma ihtimali olan olarak yüksek. Süreyi aşmış mesela. Diyorsun ki kardeşim bak süreni aşmış. Aşmışsın. Lütfen terk et. Peki. Terke davet diyoruz. Adam gitmiyor. İkinci kez yakalanıyor. Peki. Bu 1 milyon 212.071 e, kişiyi son 5 yılda yakaladık. Şu valilikler, koordinasyonlar, e, bilmem bütün çalışmalarla yakaladınız. Çalışmalarınızla yakaladınız. Yakaladık. Ne yapıyorsunuz bunu? Şimdi ona bir sonraki aşamada geleceğiz ona. Şimdi bunu yakaladıktan sonra yapmanız gereken nedir? Bunu sınır dışı etmeye çalışmak, doğru mu? Evet. Sınır dışı edeceksiniz. Şu ana kadar sınır dışı kararı alarak az önce bir şey söyledim hatırlarsanız terke davet edebiliriz dedik. Yasal olarak. Kardeşim bak süren açtın Ülkeyi terk et. Şimdi bunu yapmak suretiyle 324 bini ne yapmış? Gitmişler. Yok. Gitmemiş. Yok. Sınır dışı. Biz gitmediği için biz tutmuşuz bunu. Sınır dışı etmişiz. ha terke Çok davet... az değil mi ya bu sayı? Ona, o sayıya geleceğiz. Şimdi terke davet etmişiz. Gitmemiş olabilir. ikinci kez yakalamış olabiliriz. Ya da başlangıçta biz Demişizdir ki kardeşim bir dakika doğrudan senin çıkmama ihtimali yüksek sınır işletmiş de olabiliriz. Bu sayı için söylüyorum. Sonra biz terke davet et, etmişiz. 15 gün 20 gün süre vermişiz. Bunların bir kısmı eğer onu ben buradan arkadaşlar alabilirsem müsaadeniz varsa Ahmet Bey. Tam biraz şunu, kafam karıştı benim. Şimdi söyleyeceğim. Gayet sade. 1 milyon 212 bin kişiyi biz son 5 yılda yakaladık. Son 5 yılda yakalamışız. Buna bunun 3, 324 bini sınır dışı, sınır dışı etmişiz. Tamam. Sonra ne yapmışız? Bunların 644 bini Avrupa'ya geçmiş. Niye yani, Avrupa'ya geçmiş? Kendi talep istekleriyle mi? Şimdi biz bunlara demişiz ki kardeşim sen burada yasal olmayan yollarla duruyorsun. Ülkeyi terk et demişiz. Ha, o da gitmiş Avrupa'ya. Bir kısmı Avrupa'ya gitmiş. Bir kısmı, bir kısmı. Bu terke davet ettiklerimizden örneğin 26 bini uçak biletini almış, gitmiş. Gitmiş. Şimdi bu niye önemli? Bu rakam neyi gösteriyor aslında? Şimdi buraya gelenlerin, özellikle doğudan gelenlerin önemli bir kısmı ya da uçakla Afrika'dan geldi Türkiye'ye. Avrupa'ya Avrupa'ya gidiyor. Transit istiyor. burayı. Burayı transit olarak görüyor. İkisini topladığımızda zaten şimdi, ne yapıyor? Şimdi al 970 falan yapıyor. Küsür. Doğru mu? Geri kalan kaldı mı? Yani? Yok yok devam edeceğiz. Kalmadı. Şöyle 26 binde biletini aldı gitti. Tamam. 10 bini ikamete müracaat etmiş. Bunlar efendim süreyi aşmış örneğin. Yakalanmış. Ama demiş ki benim şu 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 gerekçelerim var. Şu süreyi aştım ama örneğin öğrenciyim. Yani uzatmayı unuttum. O da buna dahil. Hepsi az önce evet. onun için özellikle söyledik. Yasal yollardan gelmiş süreyi açtığı için yasa dışına düşmüş olabilir. Yasallaştırmış kendini 10 bini. Sonra ne olmuş? Az önce bir şey söyledik. Hatırladınız mı? Koruma dedik. 320 bin kişi uluslararası korumaya başvurmuş ha, korumaya dedik. Korumaya başvuruyor. Şimdi biz adamı Erzurum'da yakalanmışız. Adam demiş ki bir dakika arkadaş sen tamam da ben işte örneğin Taliban'dan kaçıyorum demiş. Daha kaçıyorum demiş. Rejimle şöyle sorunum var demiş. Yani az önceki hani nereden geliyorlar? Bir dakika pardon bir yerdeki rejimden kaçmış. Örneğin kendi ülkesindeki yönetimden kaçmış. Dolayısıyla az önce biz 320 bin uluslararası koruma sığınmacı var dedik ya. Bunun 101 bini zaten biz yakalamışız uluslararası korumaya müracaat etmiş. Dolayısıyla bunun 101 bini orada şeyin nedir? Uluslararası korumanın içinde. Halen 11.795'i de geri gönderme merkezlerinde. Geri gönderme merkezlerinde. Ya, almışız bunu ne yapacağız? İşlemleri devam ediyor. Dolayısıyla bu şu sayıyla alakalı bütün yol ve yöntemler bunların ülkeden ayrılması için sorularım var. Buyurun. Şimdi adam geldi e, bizim sınırdan doğu sınırından girdi içeriye dağlardan açtı Afganistanlı. Siz onu işte diyelim ki Kayseri'de yakaladınız. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun burada? İşte ben geldim dedi. Taliban'dan kaçıyorum dedi. Tamam o zaman buyur mu diyoruz? Hayır. Öyle olsaydı düzensiz göç şimdi son 5 yıldaki şu rakamı görüyoruz değil mi? Böyle olsaydı bunun 2019'da rakamları bir alabilirsem. Şimdi bakın Ahmet Bey. Şimdi öyle olsaydı ne olurdu Türkiye biliyor musunuz? Şimdi 2019'da yakalanan 454 bin varmış. Bunun... Ee, Mükerrerlikten arındırılmış kısmı 300, 386 bin. Şunu bir özellikle Afganlarla ilgili sayıyı siz merak ettiniz, sordunuz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Almayı başarırsam notlarımı. Yani şeyi merak ediyorum ben. Neye dayanarak bir kısmını gönderiyorsunuz da bir kısmını Şimdi bir mülakat diyorsun. yapılıyor. Ha, onu soruyorum. Tabii tabii mülakat yapılıyor ve ancak bu total 454 bin olması lazım. Özellikle Afgan sayısı çok konuşuluyor biliyorsunuz ülkemizde. 400'lü bir rak, 400 bin evet buldum, buldum buldum. Şimdi 2019 yılında sadece Afganistan'dan bu şekilde düzensiz olarak gelip yakalanan sayısı 201 bin. Sadece 2019. Sonra ne olmuş bu? Bu da önemli bir veri. Aslında Afganlarda nasıl bir düşüş olduğunu da gösteriyor. Geçen yıl bu sayı 70 inmiş. Yani düzensiz göçte en kötüyü. Onun için tıpkı az önce Suriyelilerde konuştuğumuz gibi düzensiz göçte de en kötüyü gördük diyoruz. Peki. Afganistanlıların ne kadar gönderilmiş, ne kadar kalmış öyle bir rakam Şimdi, var mı? Şimdi Afganistanlıların e, arkadaşlarım bana ulaştırabilirlerse 44 civarında bir rak olması lazım Afganistanlarda görünme oranı. Geri gönderme oranı arkadaşlar. Şimdi 200, 2019'da 200 bin yakalamıştık Ahmet Bey bu önemli. Geçen yıl bu sayı 70 bine indi. Halbuki toplam bütünüyle bütün yasa dışı göçmenlerden uluslararası korumaya alınan o 320 bin içinde alınan 100 bin kişi var. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. böyle öyle her geleni buyur kardeşim değil. Müracaatını alıyorsunuz, onu ispatlamasını, belgelendirmesini istiyorsunuz. İkinci grup, bence bir haksızlık yapılan mesele var. Bu da Pakistan meselesi. Son dönemde biliyorsunuz oldukça gündemde. Şimdi orada da, Pakistanlılarda da, yıllar itibariyle baktığımızda 2019'da 71 bin kişi yakalamışız. 71 bin kişi yakalamışız. Geçen yıl bu sayı 16 bine inmiş. Yani 71 binden 16 bin inmiş. Pakistanlarda örneğin karşıdaki devlette çok daha iyi bir e, iletişimimiz var. Çünkü orada bir devlet düzeni var. Geçen yıl orada oran %81 geri gönderme oranı. Bu yıl ne olmuş olabilir sizce? Bir tahmin edin. Bilmiyorum. Et. %170. Nasıl oluyor diyorsunuz değil mi? Çünkü geçen yıl gönderemediğimizde bu yıl gönderiyoruz. Hmm. Gönderiyorsunuz. Ha, şimdi düzensiz göçteki kritik konu şu Ahmet Bey. Şimdi şu rakamı özellikle... Söylememiz lazım. Yıllar itibariyle bu düzensiz göçte durum nereye gidiyor? Hani kıyameti kopartıyorlar ya, ordular gibi geliyor falan filan diye. 2019 yılında biz 454 bin yakalama yapmışız, mukerreler dahil. Tekrar söylüyorum. Aslında 386 bin diyebiliriz, tekil kişi olarak. 2021'de bu sayı 136 bine inmiş. Bu sene şu ana kadar 69 bindeyiz. Yani 400 Ama bine varan, yakalananlar. Evet. Yakalanmayan kaç kişi var? Şimdi az önce sorduğunuz soru. Bizim değerlendirmemiz zaten %100 bunu emin olmanız çok mümkün mü? Çok Sizin bu verdiğiniz evet. rakamlardan benim anladığım devletin kontrolü altında olan bu rakamlar aslında böyle çok yandık yıkıldı. Tamam Değil bir göç mi? sorunumuz var. Bu bir sorun. Zaten çözüm arıyorsunuz. Doğru. Bir sürü şey yapılıyor. Hani büyük çok büyük bir e, sorun daha doğrusu sorunun büyüdüğünü göstermiyor. Tam aksine biz düzensiz göçte de ama az benim, önce bir 2000... Ama benim kafamda bunlar sizin hakim olduğunuz rakamlar. Bir de sizin bilmediğiniz girdi ve dolaşıyor memlekette. Hayır. Böyle kaç kişi var? Şimdi, Kaçak. şimdi iyi bir soru. Şimdi önce Suriyelilerle ilgili 2017 en kötüyü gördük dedik. Ya, Onu anladım. Evet. Biz düzensiz göçte de 2019'da en kötüyü gördük olarak bu rakamı ısrarla onun için söylüyorum. Ha, önce. Orada da bir düşüş yani var. Yani burada diyoruz ki biz 2019'da en kötüyü gördük. Yani 400... Şu valilikleri koordinasyonu... Bütün diğer ha yürüten çalışmalarla birlikte. Ha, bütün bunların bir sonucu, bir sonucu oldu, oldu diyorsunuz. Onu anladım. Bu sonucu. Peki %100 10 kişi, 20 kişi var deme şansınız var mı? E olsa bunu %100 doğruluk olarak zaten alırdınız biz yakalardınız. Bir tahmini rakamımız Ha Tahmini rakamımız şu. Az önce başında da söyledim. İçeride kayıtlı bir Bizim 3 milyon 760 bin Suriyeli efendim 320 bin. De uluslararası daha 320 binde uluslararası koruma kapsamında olanlar var. Eğer ilk başlangıçtaki de arkadaşlar Getirelim 11 veya 12. Sayın bakan'a bilgi o, o, aktarmak olması, olması lazım. lazım. Evet. Şimdi yani şu en başa döndük şimdi. Türkiye'de bulunan Suriyeliler sayısı 3 milyon 762 bin 898. Evet. İkamet izniyle yani yasal bunları saymayalım. Bir de uluslararası koruma kapsamında bulunanlar 320 bin. Ben hepsini gayet iyi anladım. Şimdi ben Soru, diyorum ki. Sorum şu. Bu rakamların dışında kaçak, göçek, Türkiye topraklarında kaç ee, sığınmacı var? Ben de diyorum ki bunu %100 kimse bilemeyecek Bilemez. olmamakla birlikte bizim saha analizlerimiz, tespitlerimiz, yakalama oranlarımız gösteriyor ki şu ikisinin, içinden sayısı burada olmakla birlikte şu anda batıya geçmiş olduğunu düşündüğümüzden daha fazla değildir. Yani öyle yüz binler, milyonlar asla değildir. Anlatabiliyor muyum? Bir daha söyleyin. Bir, şu anda Türkiye'de kayıt altında bulunan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamında Türkiye'de olan bu sayının, kaydı Türkiye'de olan bu sayıdan, bir kısmının nasıl Batı'da olduğunu az önce ifade ettiğim düşünüyorsak çünkü bunların içinde de Batı'ya geç, geçmek isteyenler var. Türkiye'ye dışarıdan halen gelmiş ve yakalanmamış olanların sayısı buradan Avrupa'ya gitmiş olanlardan fazla olamaz. Ha. Ya, Dolayısıyla diyorsun, şunu demek istiyorum. Bu rakamı büyütemez. Diyorsun. Büyütemez. Artı yani, eksi bu çıkar. Bu çıkar. Artı mı? eksi yani, bu çıkar evet, diyorum. Tamam, yani tamam, burada anladım. siz diyebilirsiniz ki 50 bin Afgan var. Siz bilmiyorsunuz. E ben ben de derim ki bu 320 bin. 15-20 bin, 30 bini, bunun 50-60 bini, az önce 120 binlik, 122 binlik bir 2017 sayısı verdim. Hala sistemde kayıtlı dedim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun içerisinde 120 bin zaten burada olmadığını bildiğimiz halde sayı var. Yani bu böyle felaket senaryoları falan üretilecek peki, bir şey asla değil. Peki, mesela ben der, ben derim, atarım 50 bin Afgan var. Siz bana ne dersiniz ona karşı? İspatlayın der. Nasıl böyle ispatlayayım bir Benim Hayır. Ya böyle yok böyle bir böyle bir şey olabilir mi? Sokakta çok Neyi? var. Hayır. Şimdi bakın, sokaktaki lafa gelince, o zaman madem o işi netleştireyim Ahmet. Şimdi bir, Türkiye'ye büyük bir haksızlık daha ediliyor. O da şu. Şimdi bir defa herkesi bir defa Suriyeli görme alışkanlığı var biliyorsun. Doğru. Herkes Suriyeli. Doğru. Sadece bu da değil. İkamet olarak gelmiş. Yani yasal yollarla, yasal gelmiş, yollarla gelmiş. Yasal yollarla kalan. Bu kişiler de ne gözüküyor? Yabancı. Yabancı ama mülteci. Bu ne demek? Adam öğrenci. Eğer o şeyi arkadaşlar verebilirlerse e, ben sayısında söylemeye çalışacağım. Örnek olsun diye size. Yani şu 1 milyon 440, 414 ha, bin kişi kimlerden oluşuyor? Onlar şimdi, öğrenciler. E, şimdi ama orada göstermek istediğim özellikle bir konu var. Yani bir Getiyor, veriyor. Ee... Tamam arkadaşlar o var bende. Bir dakika. O değil derdim. Şimdi bir defa bir turistler meselesi var, doğru mu Türkiye'de? Yani bunun dışında bir de ne var? Turistler. turistler var. Ama var. bu sayılarda yok o. Bu sayılarda yok. yok. Çünkü o zaten göçmen değil. Geldi 10 gün sonra Çünkü ne bayram günü Sultanahmet'tekiler turist miydi i̇şte Onu söylemeye çalışıyorum. Tam da söylemeye Turist çalış... mi onlar? Tam da söylemeye çalıştığım o. Siz kaçak göçmen olsanız Alarız rızası için. Yani Ayasofya'ya gider misiniz? Sultanahmet'e gider misiniz? Peki bir dakika o insanlara polis gidip bir dakika sizin e, bir bakabilir miyim geç uluslararası koruma kapsamında olduğunuza dair belge var değil mi bunlarda? Tabii ki. Belgenizi görebilir evet. miyim deniyor değer, mu? Der de. Şimdi şunu demek istiyorum siz bütün turistleri her sokağın başına tek tek kimlik mi soralım istiyorsunuz? Ha böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? İki. Ya da tersten düşünelim. Siz kaçak göçmensiniz. Yani tutar Ayasofya'ya mı girersiniz o kadar güvenin olduğu bir yere? Ya bunlar turist. Ama sorulmuyorsa girerim. Hayır sorulmaz olur mu? Bütün bu alanda bu bu 1 milyon 200 küsür göçmeni biz nasıl yakaladık? Ha, tabii. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın buradaki turistleri niye buraya koydum? O, o da şunun için. Şu anda Or Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan yani... Çoğunlukla İslam coğrafyasından geçen yıl 4 milyon 512 bin turist gelmiş. Evet. Şimdi görsellerde de vardı arkadaşlar eğer aktarabilirlerse bir vapur vardı mesela. Şimdi oradaki vapurda turist onlar. Turist, yani evet yapayım. onu aç çok söylediniz. Ama göçmen rolü veriyor. Ülcüm ya mi? da en son Karabük'te örne örneğin. Karabük'e geçmeden o öğrenci burada. Bur Ona da örnek vermiş olalım. Karabük'te bir resim var. Evesi gün ee, valilik de bununla ilgili bir açıklama, e, açıklama yapmak zorunda kaldı. Öğrenci 12 bin öğrenci var Karabük. 12 bin öğrenci? Karabük'te. Evet. Şimdi arkadaşlar öğrenci olanı. Bu vapur. Olanı, o adam, Bunlar bu. turist yani. Turist. Devam edelim bakın yani. hızla arkadaşlar. Evet. Bu istediğim bu. Karabük mü? Karabük Üniversitesi. Valinin açıklaması. Kaç bin öğrenci var burada? 12 bin öğrenci var yabancı. Uluslararası öğrenci var. 12 bin evet. parasıyla mı Tabii ki parasıyla okuyor. Yani şimdi bir taraftan dünyada Cambridge bütün dünyadan öğrenci alırken iyi de bizim üniversitelerimiz öğrenci alırken bunun neresi yanlış? Şimdi bunu yabancılar istila etti burayı diye paylaşmanın bir mantığı var mı? Ya bir de bunları kimin paylaştığı da önemli biliyorsunuz. Biz ya yani bunu defalarca açıkladık ama son dönemdekilerin işte yüzde 42'sinin bot hesaplardan olduğunu, bunların bu hesapların yüzde 32, 31, 32'sinin FETÖ yanlısı %12'sinin PKK yanlısı olduğunu ısrarla söylüyor. PKK yardımcısı bir süremiz bitti, açtı, beni uyarıyor sürekli. E, Onur çok teşekkür ederim. Bir, Eğer, cüm bir cümle söylemem lazım. Bir cümleyle bitirelim. Kusura bakmayın. Şimdi bütün bunları biz niye anlatmaya çalıştık? Şunun için. Türkiye'nin dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yaşıyor olmasına rağmen en sorumlu coğrafyalarından birinde yaşıyor olmasına rağmen bu sorunun büyüklüğü oranında bir devlet aklıyla başı sonu her aşaması planlanmış ve uygulanmakta olan bir göç politikası, politikası var. var. Bütün kurumlarımız sadece İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi değil, devletin bütün kurumları askerinden afatına göç idaresinden eğitimine, sağlığına bütün kurumlarımız bu politikanın farkında ve bu Uygulayıcı. stratejik bir şekilde uygulanıyor. Ve iki kritik konu, bir Türkiye bu politikalar sayesinde Suriyelilerle alakalı 2017 ve sonrası ile ilgili en kötüyü çok geride bırakmıştır. Bir yol haritası vardır, devletimizin ta başından beri Suriye kriziyle birlikte belirlediği ve yürümekte olan. Aynı şekilde düzensiz göçle mücadele kapsamında da özellikle 2019'dan sonra en Afganistan'da ki bütün gelişmelere rağmen hatırlayın geçen yıl bu, bu dönemlerdeki Taliban'ın yönetimi ele almasıyla estirilen rüzgarları milyonlar geliyordu. 8 milyon, 10 milyon Afgan gelecek dediler. Nerede bunlar? Bütün bunlarla birlikte devletin çarkı işliyor. Bütün boyutlarıyla herkes işinin gücünün başında ve emek veriyor. Ey vatandaş merak etme. Biz görevimizin başındayız. Peki. Bunu da ifade çok etmiş te olun. Çok teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra Tarafsız Bölge'nin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi başlayacağız. Bu sığınmacı konusunu konuşacağız önce. Mete Erar hoş geldiniz. Teşekkürler. Onur İste hoş geldiniz. Hoş Bülent Bey, Bülent Yüce Türk. Merhaba. Ankara'da Abdülkadir Selvi var. Ona da merhaba diyelim. Şimdi az önce merhaba. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı rakamları açıkladı. Ee, yani devletin resmi rakamları bunlar. Ee, bu rakamları tek tek ekrana getirdik. Sorulması gereken soruları da sordum ben e, Sayın Bakan Yardımcısına. O da cevapları verdi. Temel an şeyi şu vurgusu şu yani çok kısa özetlemek gerekirse birçok şey söylüyor Söylediği ayrıntılar detaylar var ama yani bizim diyor bir diyor göçmen politikamız var büyük bir çaba içindeyiz önlem alıyoruz ve bu büyük göçü durdurma durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz yaptıklarımızda şunlar şunlardır. Bunları anlattı yani esas e, rakamların ötesinde vurguladığı husus bu. Böyle midir değil midir ayrı bir tartışma konusu ama şeyi bu yani ortaya koyduğu e, strateji bu. Bu arada siyasette bu konuyu tartışıyor. Cumhurbaşkanı er Erdoğan bugün yine bu konuyla ilgili e, görüşlerini söyledi. Geri, gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz diyordu. Bir milyon Suriyelinin Erdoğan. 200 bin konut inşa edilecek, 1 milyon Suriye'nin dönüş sağlanacak diyor. Kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyen olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Bugün en son yaptığı açıklama. Ama biz asla silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz diyor Cumhurbaşkanı. E, CHP lideri de yine grup konuşmasında Görüşümüz gayet nettir gidecekler herkes bilsin çok net 2 yıl içinde Allah'ın izniyle gidecekler göndereceğiz. İran'dan gelenleri İran'a göndereceğiz Suriyeli sığınmacıları kendi bölgelerine göndereceğiz gidecekler. Yolunu köprüsünü yapacağız parayı da Avrupalılar verecekler. Aslında şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yapmakta olduğu yapmayı planladığı şey de bu aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu şey. Akşener de İYİ Parti grubunda bunu konuştu gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmeleri değil diyor. Dönüşlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacağız diyor. ABD, AB problemin çözümünde rol almak mecburiyetindedir diyor. Daha böyle bir ayakları yere basan bir mülteci yaklaşımı var. Yani siyasette aslında herkes aşağı yukarı göndereceğiz diyor. Ama fark var galiba. Fark nerede? Yani esas temel soru bu. Bununla başlayalım. Bülent Bey. Evet, yani söylediğiniz gibi e, fark var. Biraz önce bakan yardımcısını dinledik. E, bakan yardımcısı devletin bu göç politikası, sığınmacı sorununa nasıl e, bir yaklaşım gösterdiğini anlattı. Sayılarla verileri verdi. E, bakan yardımcısını dinlerken e, şunu düşündüm. Sonuçta bakan yardımcısının söylediği şey Türkiye'nin mevcut e, sığınmacı sorunuyla e, gelmiş olduğu nokta itibariyle yani sonuç itibariyle devletin konumunu gösteriyor. Ama tabii bugüne gelirken bir sürü e, politik e, hatalar, e, bir sürü e, hatalar zinciri sonucunda geldiğimiz bir noktayı gösteriyor ve onu dinlerken de ee, sorunun ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu ve bu sorunu e, öyle halletmenin e, çok basit olmadığını ve e, bu sorunda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir şekilde emek sarf edeceğini e, büyük bir maddi yük altına girdiğini ve e, sorunun Türkiye'nin sorunu olarak e, Türk milletinin sorunu olarak devam edeceği konusunda da bir karamsarla kapıldım. E, evet. Bütün siyasiler göndermekten bahsediyorlar ama nasıl gönderileceği konusunda e, baktığımız zaman muhalefet koşulsuz bir göndermeden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasını dinlediğimde o da e, evet isteyen e, gitmek isteyen olursa biz buna engel olmayız. Gitmeleri için bir e, ortam gerekiyorsa bunu sağlarız ama biz kimseyi zorla göndermeyiz diyerek aslında daha önceden 1 milyon kişiyi gönüllü göndereceğiz söyleminden bence biraz farklılaştığını düşünüyorum. Yine ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarını Türkiye kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak algılamadım. Bu açıklamayı daha çok Avrupa Birliği ülkelerine dönük bir açıklama olarak okudum. Ne Onu, demek istiyor yani Avrupa'ya? Avrupa'ya bence Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Diyor ki bakın ben sizinle geri kabul anlaşması yaptım. Sizinle bir takım anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmalar çerçevesinde bu Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geldiler. Ben bunların maddi ve sosyolojik olarak birçok şeyini ben karşılıyorum. Ama görüyorsunuz ülkede de bunlara karşı bir muhalefet var. Hani ben bunları tutuyorum sizin bana siyaseten ve ekonomik olarak destek olmanız gerekir. Eğer ben kalırsam iktidarda benim iktidarım devam ederse sizin sınırlarınız güvencede olur. Siz kendi içinizde böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama eğer ben iktidardan gidersem sizin bu muhalefetle karşılaşacağınız sorun büyük bir sorun olacaktır. O yüzden bana destek verin diyor. Ben bunu bugünkü açıklamalarını tamamen ee, Avrupa Birliği'ne dönük bir açıklama olarak okudum ee, ama bizim tabii ülkemizin geleceğini düşünerek şunu yapmamız gerekir. Yani e, insanların hayatında 20 yıl, 30 yıl çok uzun bir süre olabilir ama devletlerin hayatında 30 yılların, 50 yılların çok fazla bir önemi yok. Yani biz ülkemizin 50 yıl sonrasını düşündüğümüzde Türkiye'ye gelen bu e, sığınmacı olarak gelen ama Türkiye'de yerleşmeye başlayan burada iş kuran ev alan yerleşmeye başlayan burada yerleşik olmaya başlayan ve Türkiye'nin belli bölgelerinde get dolaşan bu nüfusu biz kendi içimizde yani 85 milyonluk bir ülkede nasıl eritebiliriz nasıl entegre edebiliriz İleriki yıllarda yani bir 50 yıl sonra Türkiye nasıl bir sorunla karşı karşıya kalabilir? Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında bu Türkiye'nin iç sorununa, iç güvenliğine büyük bir tehdit midir? Bunu tartışmamız lazım. Bu Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için büyük bir sorun. Sonuçta yani biz bu ülkeyi, atalarımız, dedelerimiz bu ülkeyi kan akıtarak bu topraklarda bağımsızlığı sağladılar. Bizim görevimiz, bugünkü yaşayan neslin en büyük görevi atalarımızdan aldığımız bu Ülkeyi yine kendi bizden sonra gelecek, gelecek uçaklara sağlam bir şekilde teslim etmek. Ama biz ülkenin demografik yapısını bu şekilde değiştirirsek, bu şekilde bozulmasına olanak verirsek, korkarım ki bizden sonraki nesle iyi bir miras bırakmış olmayacağız. O yüzden bunu iç politik çekişmelerden ari olarak düşünmek ve ülkenin geleceği açısından bunu oturup düşünmek lazım. evet bakan yardımcısının anlatmış olduğu şeylerden devletin bir tavrı var. Evet zaten devletin bir tavrının olması doğru olması gerekir. Ama bu yeterli midir? Devlet üzerine düşen e, görevi yerine tabii ki getiriyordur. Ama siyasetçilerin de e, 3-5 oy uğruna ya da 3-5 yıllık bir iktidarlarının devamı için ülkenin geleceğini heba etmemeleri lazım. Ben Benim gördüğüm kaygı bu. Burada e, 3-5 oy alacağız diye bu işin üzerinden e, çok fazla birbirimizi yıpratmaya, ülkeyi yıpratmaya gerek yok. Ama ülkenin geleceğini düşünerek de bunun adımlarını atmamız gerekiyor. Mete Yarar, Kılıçdaroğlu şöyle demiş. Avrupalılar rahat etsin diye Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar. Sınırlarda isteyen elini kolunu sallayarak çıkıyor. 100 bin kırmızı çizgiydi. Ne 100 bini? 3 milyon 600 bin oldu. Denetim yok. Bir kaçak istilası altında ülkemiz. İnsanlarımız mahalleleri gitti, gerginlik artıyor, millet burnundan soluyor, tehlikeli gelişme, gettolar oluştu. Buralar birer bomba gibi her an ne olacağı belli değil. denetim yok. Ya şimdi mesela denetim yok. Ya duvar yapıyorlar ya. Yani Suriye sınırına duvar çektiler. Acayip bir teknik donanımlar falan yapıyorlarmış. İran sınırının neredeyse üçte biri duvar olmuş. Tamamlayacağız diyorlar bu sene. Yani denetim yok biraz haksızlık o kadar... Para... Yani sınırı bütünüyle duvarla örmek filan söz konusuyken sıfır denetim dememek lazım yani. Geç oldu duvarı keşke daha önce örseydiniz filan dense daha belki etkili bir şey olabilir. Ee, şöyle söyleyelim. Ee... Yunanistan'daki sınırdaki duvarı gördün mü? Ne var orada Onur? Gördüm. Amerika'daki duvara daha çok benziyor. Daha yüksek evet, ve demirdir. Biz bizdeki demirde. duvarla ne al, ne, ne beton bir duvar. o daha uzun ve demir ızgaralar şeklinde. Yani geçişi biraz daha zor o anlamda 981 söylemiştir. 981 kilometrelik bir alana yani dile kolay yani 981 kilometre düşün. İstanbul Ankara 500 kilometre. Yani Duvar arıyorsun olduğu gibi, büyük olay değil mi bu ya? E, hepsini gittim gördüğüm için rahatlıkla hani, e, ko konuşacağım. E, yani hem Irak sınırında şu anda yapılanları çok yakın bir zamanda gidip gördüm. E, Suriye sınırında e, mülteci e, sorununda da Suriye tarafına geçip oradaki yerleri de sık sık gidiyorum, hala gitmeye devam ediyorum. İlk göçmen e, krizi başladığında belgesel çektim bununla ilgili, yani onların rotalarını takip ettim. Teknelerine kadar gidecek gittikleri geçişlerine yaptıkları kadarına e, bulundum. İşin güvenlik kısmına dahil ederek isterseniz bir cevap vermek isterim sorunuzun yani, e, şeyine. de da göz önünde bulundurarak anlatırsanız çok memnun olacağım. Bakan yardımcısının söylediği en çarpıcı açıklama ve ben ilk defa duydum bunu. Diyor ki eğer diyor 2017 yılı itibariyle biz diyor harekatları yapmasaydık o Fırat Kalkan'ı ve diğer harekatları yapıp bir güvenli bölge oluşturmasaydık diyor. Şu anda Türkiye'deki Suriyeli sayısı 10 milyondu diyor. Eğer bugün Suriyeli sayısı 3 milyon 800 binse diyor. Bunun nedeni bizim bu harekatları yapıp oraya güvenli bölge oluşturmamız gelmek için sınırda bekleyen Suriyelileri orada yerleştirmemiz ve buradan oraya geçişleri sağlamamız diyor. Bu bana çok çarpıcı geldi. Yani bugün 10 milyon Suriyeli olacaktı içimizde. Bunları yaparak sayıyı 3700'de tutabilmişler 3800'de. 3 milyon 800'de. Ç 3 milyon, 3 800 milyon 800 800'de. Tabii. Ahmet Bey bu doğru ama pardon. Yani metadır, Estağfurullah lütfen e, buyurun. lütfen. Şimdi buyurun. bu sürdürülebilir mi değil mi? Bence onu da konuşmamız lazım. Hangisi yani, sürdürülebilir? Mi? ya Şöyle şimdi e, Sayın Bakan Yardımcısının konuşmasında zaten bunu uzunca süredir iktidar çevreleri zaten söylüyorlar. Bunu söylemediler hiç. 10 milyon demediler. Hayır hayır. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz Türkiye'ye olan göçü engellemek için orada güvenli bölgeler oluşturuyoruz. Ve o güvenli bölgelerde e, oradaki halkın güvenliğini sağladığımız için de orada buraya bir göç olmuyor. Tam tersine içer yani Türkiye'den de oraya bir geri dönüş oluyor. Şimdi bu doğru. Artı İdlible ilgili de bir şey söyleniyor. Deniyor ki biz buranın güvenliğini sağladığımız için de işte bugün İdlib'in nüfusu 4 milyon 6 milyon her 5 neyse. milyon 4 milyon, milyon küsür. 4 Yani milyon, oradan milyon. da bir göç gelmesini engelliyoruz. Dolayısıyla biz aslında işte bu sınır ötesi operasyonları bu yüzden yapıyoruz ve e, rejimin oradaki onları itmesini evet. engelliyoruz. Şimdi bu doğru. Ama bu nereye kadar? Yani Türkiye Cumhuriyeti ne zamana kadar Suriye'de Esat Esad rejimine karşı işte o rejimin vatandaşı olan halkı olan Suriye halkını korumaya devam edecek. Ne zamana kadar biz bu yükü ya çekmeye anlamda. devam edeceğiz? O ayrı bir konu. Yani Doğru. Bu ya sürdürülebilir bu, bir şey değil ya. Bu, bu bir sorudur yani evet. bir önemli bir tartışma konusudur ama ayrı bir konu bu. Ben hani bu çalışmanın yapılmış olmasını ben hani ben bunu bilmiyordum. O yüzden bana enteresan geldi. Hı. Bugün Suriye'nin Türkiye içindeki Suriyelilerin nüfusunun 10 milyon olma tehlikesi varken bunun 3 milyon 700 binde tutulmuş olmasını o çalışmalar sayesinde önemli buldum. Bu Ö, öbürü doğru, ayrı bir tartışma. Bu doğru ama bu sürdürülebilir mi Onu değil bilmiyorum. mi tartışmasını şundan dolayı söylüyorum. Yani yarın rejim İdlib'e müdahale ettiği zaman o, o, ya da şu o, anda güvenli bölge dediğimiz bizim askerlerimizin onda, güvenli bölge olarak ee, güvenliğini sağladığı yere rejim müdahale ettiğinde ne aynı tehlikeyle karşı karşıya kalmayacak onu biz. bilmiyorum. O ayrı bir yani, tartışma. Ben sadece onun için hiç... sürdürülebilir değil. A anladım. Diyorum. Mete yarar? Şimdi biz biz bunu 1991'de karşılaştık hatırlarsanız. Sınırımıza bu şekilde bir Saddam'ın harekatıyla insanların topraklarını kaybetmesiyle karşılaştık. Yani Bulgaristan örneği, Bosna Ersi örneği de e ayrı. Ama bu civarda özellikle güney sınırımızda ilk defa o zaman karşılaşmıştık. Ve rakam yaklaşık 600 bin civarındaydı. Ve şok geçirmiştik hatırlarsanız. E, ama Avrupa çok uzun zamandan beri e, Afrika'dan gelen e, büyük bir göçle e, sallanıyor. Ve e, orada oluşan gettolar e, Avrupa için şu anda gerçekten büyük bir sorun. Yani biz illa her şeyi yaşayarak öğrenmek zorunda değiliz. Onu bir defa söyleyelim. Önümüzde çok daha uzun zamandan beri bu sorunla uğraşan ve çözmeye çalışan ama başarılı olamamış bir Avrupa'dan da bahsediyoruz. Fransa, Hollanda, Danimarka, İsviçre, İsviçre diyorum, İsveç dahil olmak üzere az güvenlik sorunları olmuş olmasına rağmen, yani terör gibi sorunlarla muhatap olmamalarına rağmen. Ee, diğer konularda bu get dolaşmanın nelere var olduğunu e, biz yaşıyoruz. Görüyoruz Avrupa'da. O zaman şunu söyleyelim mi? Ee, bizim bunlardan muaf olma gibi bir pozisyonumuz olamaz, onu söyleyeyim size. Olamaz. Sebebi çok net ve açık. Şundan e, söylüyorum bunu. Çünkü yapısal olarak bak baktığınızda bugün de yaşanan süreç, aslında o süreçle beraber aynı yere doğru bir paralellikte gitmeye başladı. Çünkü bunun bir rakamı vardır. Bu rakam belli bir düzeyin üstüne çıktığında get dolaşma başlıyor. Yani nüfus anlamında belli bir sayının üzerine çıkmaya başladığında ilk yapılan şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Orada yaşayan nüfus orayı terk etmeye başlıyor. Bir mahalleyi düşünün. Bir mahallede yaşayan nüfus evlerini satarak çıkıyor. Yeni gelenler de diğerlerini oraya taşımaya başlıyor ve siz isteseniz de istemeseniz de bu tablo ortaya çıkıyor. O zaman şunu söyleyelim mi? Hep beraber öyle gidelim. Bu sorun, Türkiye'nin bugün karşılaştığı sorun bu değil diyemeyiz. Bu tehlike vardır ve bu tehlikeyi de göz önüne alarak ne yapabileceğimizi çözmek zorundayız. Üstad demin ilginç bir şey söyledi. Evet. Bu sorunların ana nedenini de konuşarak götürmek zorundayız. Ben küçük bir rakam söyleyeceğim size. Bu Dünya Bankası raporuyla tescilli bir rapordur. 91 yılında sınırlarımıza dayanan o mültecilerle ilgili sorunda 91 yılındaki o kısa süreli mülteci krizinin Türkiye'ye maliyeti ne kadar biliyor musunuz Dünya Bankası raporlarında? 91 yılının rakamlarıyla. 2,5 milyar dolar. Peki ben size başka bir şey daha söyleyeyim çok uzun bir süre 91'den başlayıp 2003'e kadar Türkiye'de o günlerde gelen bir grubun Türkiye'de ikamet ettiğini aynı şu andaki olduğu gibi mülteci kamplarında Türkiye'de kaldığını biliyor musunuz? Diyarbakır, Mardin ve diğer yerlerde kaldığını biliyor musunuz? Biliyoruz. Sayısını biliyor musunuz? Hiç Türkiye bunları bilmiyor. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. 91'den 2003 yılına kadar. Bunları niye anlatıyorum? Hayır şunu için anlatıyorum. Türkiye ee, bu sorunla geçmişten beri e, kalıyor. Ama ilk defa şöyle bir şey var. Sayın Bakan şöyle bir şey söyledi. Çok doğru bir rakamdır o. Karşınızda eğer bir devlet kalmamışsa sınırları korumak tek taraflı için çok zordur. Ve bizim şu anda Ermenistan sınırı hariç ki onlar da Ruslar koruyor. Onun dışındaki bütün coğrafyalarda sınırı biz tek taraflı koruyoruz. Buna İran sınırı dahil söyleyebilirim. İran'da devlet yok mu var? Hayır. İran sınırı bu şekilde korunmuyor. Yani İran bizim gibi sınırı işte tel örgülerle veya diğer sistemlerle korumuyor. Yeni yeni karakollar yapmaya başladılar. Ama bizim yapımız gibi bir yapıyla değil. Suriye'de baktığınızda ee, neredeyse Esad yönetiminin kontrolü dışında sınırın büyük bir kısmı, bize ait olan sınırın büyük bir kısmı kimin tarafından kontrol ediliyor? Ya Özgür Suriye Ordusu ya İttip'teki muhalifler ya da PYD tarafından kontrol ediyor. Bizim şu anda sınırımızın büyük bir kısmı Suriye Devleti tarafından kontrol edilmiyor. Irak tarafına geçelim. 311 kilometrelik yaklaşık bir sınırdan bahsediyoruz. Bu sınırın e, da bir Irak Devleti'nden bahsetmek mümkün mü? Sınırı koruma gibi bir şansınız var mı? Yok. E buna e, diğerini de koyduğunuzda bu kadar düzensiz göçmenin baskısı altında olduğunuz bir yerde karşı tarafta devletler istikrar sağlamadıkları müddetçe bunu sürdürebilmek çok zor ve çok maliyetli. Ama şöyle bir şey var. Bunun sorumluları kimler? 91'de buraya gelen, ben gelmedim herhalde, ABD geldi 91 yılında başlayan süreçle 32 36 ile başladı. Sonra 2003'te geldi e, Irak Savaşı. Daha sonra da Suriye'deki iç savaş ve süreçleri. Bunun içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri ABD yok muydu? 2000, şey 2011'de başlayan süreç içinde yok muydu? Vardı. Hala yok mu Amerika Birleşik Devletleri var. Bütün oluşan bu tablonun maliyetini de maalesef Türkiye üstlenmek zorunda. Ben birinci anlamda şunu isterdim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak İsterseniz iktidar, isterseniz muhalefet. Bu tabloyu önce muhataplarından isteyeceksiniz. Kardeşim, yarattığın tablonun maliyetini bana ödetemezsin. Birincisi bu. Siz geldiniz bu işleri, becerdiniz burada. Bugün itibariyle de Afganistan dahil olmak üzere söylüyorum bunu. Afganistan dahil olmak üzere söylüyorum. Bunun bütün e, maliyeti benim ülkemin üzerinde. Önce siyaseten Herkesin aynı dili konuşması lazım. Türkiye'deki muhalefet dahil olmak üzere. Bu dildeki birlik bir defa diğerlerin işini kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Ama bakıyorsunuz önce bu bu bir birlik yok. Asıl çıkartanların hiç hesabı sorulmuyor. Yani şey gibiler, melek gibiler. Yani yani dünyada bir şeyler olmuş. Buradaki insanlar da böyle yaşamışlar. E onlarda lütuf ediyorlar Türkiye'ye göçmen için e, parayı alıyorlar. Kaynak aktarıyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim. Yarattığınızı önce geleceksiniz, kendiniz düzelteceksiniz. Ne yapıyorsanız yarım bıraktığınız bir iş mi var? Tamamlamanız gereken bir şey mi var? İş Düzeltmeniz mi? gerekenler mi var? Suriye'de oluşturulacak olan güvenli bölgelerin parasını vermeleri lazım. Ben onu bırakın. Yani bakın onu bırakın. Vermeleri gereken başka bir şey daha var. Bu yarattıkları düzensizliğin yüzünden benim kaç askerim şehit oldu? Bunun önce bedelini ödemeleri gerekiyor. Biz Onun 3 tane 3 tane büyük hareket. Ya işte bedel dediğiniz şey şu. Yani yani illa şey an parası anlamda söylemiyorum. Bunun önce hesabını vermeleri gerekiyor. Hesap vermeden gittikleri her yerin sorumluluğu burada başlıyor. İkincisi gelelim. Bu Sarıoğlu da aslında benzer bir şey söyledi bugün. İşte az önce okudum ya ne diyor Kılıçdaroğlu? Şöyle diyor bugünkü konuşmasında. Gidecekler biz onların yollarını, köprülerini yapacağız. Parayı da Avrupalılar verecek. Bakın, eee şunu şey söylüyorum. Bu olaylar konuşulurken bu süreç daha yine başladı. Bu olay 2012'den beri var ya. 2012'den bakanın koyduğu rakamlar yukarı doğru çıkarken ki sürecin içerisinde Türkiye yüzlerce defa söyledi. Gelin karşı tarafta güvenli bölgeler oluşturalım diye. Peki ben size şunu sorayım. Nasıl oldu da 32. ve 36. paralel niye oluşturulmuştu? Bundan etkilenen nüfus ne kadardı hatırlıyor musunuz? Hayır ben şunu diyorum bakın. Kılıçdaroğlu diyor ki bu insanlar gidecekler. Biz onların diyor yollarını köprüsünü yapacağız. Parayı da Avrupalılar verecek. Tabii. Güzel. Bir dakika. Peki. Kılıçdaroğlu da diyor ki, sığınmacıları gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürmeyeceğiz. Dönüşlerini kolaylaştıracağız. ABD, AB problemin çözümünde rol almak mecburiyetindedir. Akşener'de bunu Bu söyledi. şey değil ama. Ben ne dedim? Bakın. Bu, pardon. Akşener'de böyle diyor. Yani iki muhalefet partisi lideri de AB'nin ve ABD'nin buradaki rolünü... Vurguluyor. Bakın suçlamıyor ama. He. Suçlamıyor. Yani şu ya şöyle. Siz yarattınız bunu demiyor. Demiyor bunu. Kardeşim ben mi yarattım? Yani Irak Savaşı'na ben mi girdim? Afganistan'ı ben mi tarumar ettim? Düzeni ben mi mahvettim? Sonra apar topar çıktınız Afganistan'daki insanları Taliban'a ben mi bıraktım? Şimdi bu kadar büyük maliyetlerin hesabının Türkiye'ye bırakıldığı bir yerde önce siyaset ortak bir dil Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz ya konuştuğumuz mevzu o. Oradaki kullandığımız ortak dil herkese etkiliyor. Ha, sizin ortak dilden kastınız bu, bu işlerin uluslararası sorumlularına karşı bu yarattığınız sorunla yüzleşin demeleri. Önce oradan başlarsınız. Bakın birinci yaptığınız iki, bu işten bu. Bu olaylar başladığında Türkiye ilk başlangıç dedi ki bakın gelin güvenli bölge kuralım. Daha Türkiye'ye o zaman gelen miktar yaklaşık 150 bin civarındaydı. Dedik ki Türkiye Kardeşim şurada bir güvenli bölge oluşturalım. 40 kilometre bir güvenli hat oluşturalım. Obama dönemiydi. Kabul etmediler. Asla kabul etmediler. Ondan sonra yaklaşık 3,5 milyon insan yalnızca bizim sınırlarımıza geçti. Bugün ülkede, ülkeden dışarı çıkan mülteci durumundaki insan sayısına baktığınızda ülkenin neredeyse üçte biri. Rakamları peki, verdi bakan. E peki ben o zaman şöyle söyleyeyim. Irak'ta yaptığınız güvenli bölge, Libya'da savaşın başında Kaddafi için şehirler bazında yaptığınız güvenli bölgeyi niye burada insanlar için uygulamadınız? O zaman şöyle bir şey var. İnsanın aklına şu geliyor. Zaten sistem bunu istiyordu. Yani bu coğrafyada düzensiz bir kaos, kontrolsüz demiyorum, kontrollü kaos. Bu kontrollü kaos çünkü. Kontrollü kaosu sürdürmek istiyorlardı. Ben o yüzden diyorum bugün de baktığınızda, Burada kimse gelip de kontrollü kaosun sürdürebileceği çözümler üretmeyecek. Çünkü bu mülteci krizini bir şekilde istiyorlardı. Ve hala da istiyorlar. Çünkü çözmek çok kolaydı. Çekerdiniz şeridi. Derdiniz ki kardeşim uçuş yasak bölge. Aynı çekişi de yaptığınız gibi gireni vururum. E, Daesh için yaptınız. Koban için de yaptınız aynısını. Niye buradaki insanlar katledilirken hiç kimse yapmadı? Oradan başlarsınız. Arka askısına devam edersiniz. Bu işlerin içerisinde yaşanan süreçlerin sosyolojik etkisini konuşmak veya diğerlerini konuşmak şöyle bir şey değil. Türkiye'de, Nedim de bunu sıklıkla söylüyor, buradan da anayım. Kalsınlarla gitsinler arasında tartışabileceğimiz onlarca şey var, yöntem var. Yani şöyle tartışıyoruz. Bir grup diyor ki kalsınlar, bir grup diyor ki gitsinler. İyi de Sayın Bakan çok güzel bir söyledi. Herkesin istediği ülkeye gitme hakkı var. Bırakın gitsinler. Nereye gitmek istiyorlarsa gitsinler. Önünü kesmeyin. Niye kesiyorsunuz? Niye kendinizi bağlayacak geri dönüş anlaşmaları imzalıyorsunuz? Ve bu geri dönüş anlaşmaların hiçbirine uymayan bir Avrupa Birliği için bunu yapıyorsunuz. Arkadaş bırakın. Niye istiyorlarsa insanlar Türkiye'de mi kalmak istiyorlar? Avrupa'ya mı gitmek istiyorlar? Suriyeler oraya mı gitmek istiyor? Nereye gitmek istiyorsa gitsinler. Siz kendi sınırınızı koruyun, sınır güvenliğinizi salın. Türkiye'nin içinde olanlara da zorluk çıkartmadan istedikleri her yere gitmesinin şansını verin. Çünkü hak onlara veriliyor zaten. Bu şekilde başka ülkeden kaçan insanların üçüncü bir ülkeye gitmesinin önünü kesemezsiniz. Gidemezler ki. Efendim? Gidemezler ki. Yunanistan duvar örmüş. Gidemiyor. Ahmet Bey, Mete Hocam çok doğru bir noktaya temas etti. Demin hani güvenli bölgelerin oluşturulması gerekir. Ee, bunu siz işte 91'de Irak'ta yaptınız. Neden bugün yapmadınız dediniz? Neden yapmadılar? Çok basit aslında. İşte diyorum kaos. Işte. Avrupa Avrupa bir Avrupa ülkeleri bir güvenli bölge oluşturdular. Güvenli bölge Türkiye. Siz geri kabul anlaşmasıyla Türkiye'yi göçmenler için yani Avrupa'ya gidecek göçmenler için bir güvenli bölge oluşturdunuz. Onun için siyasi iktidar geri kabul anlaşmasını yaparak aslında e, bu sonucu hazırladı. Yani siz diyorsunuz ya bırakın gitsinler. Evet, yani geri kabul anlaşması yapıyorsun. Geri kabul anlaşmasına göre e, sizin Avrupa Birliği'nin işte Suriye'nin yeniden inşasına para vermesi lazım. Türkiye'de kalan sığınmacılar için onların giderleri için para vermesi lazım. İşte verdikleri para 6 milyar dolar. Onu da Türkiye işte bu sınır hattındaki duvar için harcıyor. O ona, ama ona, ona dahil değil. ama şöyle dahil bakın. Değil. Hayır hayır. Ya siz güvenli bölge olarak zaten Türkiye'yi oluşturmuşsunuz. Kılıçlar Onun için da şey diyor. Türkiye, Avrupalılar rahat etsin diye Türkiye'yi göçmen almasını Bakın yaptı. işte Türkiye'yi güvenli bölge haline getirirseniz o zaman adam bakın, Suriye'de bir güven, güvenli bölge yapma ihtiyacı duymuyor yani. Ben şurada değilim. Ee, şimdi bu işin insani tarafını atlayarak tartışmanın ben gayri ahlaki olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızdaki insanlara sadece yalnızca bir meta gibi gitsinler, kalsınlar, onu yapsınlar, bunu yapsınlar deme lüksüne sahip değiliz. Karşımızda bir insanlar var. Ve bu insanların nüfuslarına baktığınızda Türkiye'de gelen nüfusa baktığınızda içinde hukuka uymayan var mı? Var. Buna e, Türkiye'deki e, sisteme uymayanlar mı? Var. Ama bu gelenlerin içerisinde ilk gelenler anlamında söylüyorum o 3 milyon içerisinde büyük bir kısmı kadın, yaşlı ve çocuktu. Yani bu oran neredeyse o 3 milyon nüfusun yaklaşık neredeyse 2,5 milyon 2 milyon 600 bin lirası bir ne diye. Bugün gördüğünüz erkek diye gördükleriniz hani diyoruz ya hani orada bir şey içiyor bunu içiyor. O çocuklar geldiklerinde 2012 yılıydı. O zaman onlar kaç yaşındaydı biliyor musunuz? 10 yaşındaydı. Türkiye'ye geldiklerinde onlar çocuktu. Bu insanlara, bu insanlarla bugüne kadar sürdürdüğümüz, gerçekten söylüyorum, yani Antep'e gidin, kilise gidin ve diğer yerlere gidin. Bu insanlara gösterilen, bu devletin gösterdiği, bölge halkının da göstermiş olduğu bir şey var. İnsanlık var, gerçekten söylüyorum. Gaziantep'e gidin, normalde Türkiye'de, siz de biliyorsunuz, yani sabahtan akşama kadar öğretim sistemi var. Sınırı bölgelerinde çift öğretim sistemi var. Sabahtan öğlene kadar öğleden sonra yabancı öğrenciler de geliyorlar. Çiftli sistemler oluşturuldu. İnsanlar kendi lükslerinden de verdiler. Şimdi bu kadar yıl beraber ağırladığınız, misafir olarak gördüğünüz insanlarla bu hukuku paramparça edecek, insani tarafları da yok edecek şekilde üsluplarla tartışmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Şunu yapabilirsiniz. Ben her söylüyorum. Ümit Özdağ'ın üslubunu beğenmezsiniz. Ama ortaya koyduğu problemleri yok sayamazsınız. Değerlendirmeye alırsınız. Değerlendirirsiniz. Ama üslupla onu anlamak zorunda değilsiniz. Doğru söylediği taraflar da var. Hiç katılmadığım taraflar da var. Ama öyle bir yerdeyiz ki bu işin içerisinde bu sorunu tartışacak aklı selim insanlar dışarıda kalmaya başladılar. Çünkü kim girse herhangi bir fikir veya bir şey beyan etmeye kalktığınız andan itibaren şunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya faşist oluyorsunuz ya da Sorosçu oluyorsunuz. Bu ülkeyi sevmeyip işte onları burada kalmasına. yok mu kardeşim bunun dışında fikri olabilecek bu ülkeyi de hem sevip hem de insani taraflarını gözetecek insan grubumuz yok mu yani? Böyle bir insan tarafında değil miyiz? İlla bu iki tarafta mı olmamız gerekiyor? Üçüncü bir tarafı daha var ya. Bak ne diyorum? İlk göç başladığında da ben karşıdaydım. İlk mülteci kamplar kurulduğunda da karşıya gidip o insanların oradaki dramlarını gördüm. En son tekniğe binip Midilli'ye geçerken de kayıtlarını aldım. Yani yorumdan çekip yayınladım. Yani insanın gözyaşı dökmesi mümkün değil. Yani göz dökmemesi mümkün değil. Yani bir tane fotoğraf çektim. Bu fotoğraf benim hala hafızamda. Bir tane şeyle gelmiş. Ne derler ona? Ee, engelli arabasıyla gelmiş. Tabii engelli arabasını şeye bindiremeyince engelli arabası kıyıda duruyor. Bırakmışlar, binmişler ve gitmişler. Sahildeki birçok yerde İnsanların kimlik kartları, insanların fotoğrafları ve diğer her şeyini bırakıyorlar. Karşıya geçtiğinizde kendinizi şey yapmamak için, deşifre etmemek için. Oralarda gördüğünüzde o bütün hatıralar orada. Bu insanlar isteyerek mi bu topraklarını terk ettiler? Bu insanlar nasıl şartlarda geldiler? Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten ya benim hafızamda bir sıkıntı var. Bu insanlar sınırımıza geldiğinde bugün itiraz edenler diyorlardı ki Niye sınırlarınızı açıp bu insanları ülkeye alıp bunların öldürülmesini engellemiyorsunuz diye itiraz ediyorlardı. O zaman da AK Parti diyordu ki bizim limitimiz 100 binde daha fazlasını alamayız diyordu. Bugün AK Parti gitmesin diyor. Niye almıyorsunuz diyenler de niye tutuyorsunuz diye itiraz ediyor. Ya arkadaşlar bu iş siyasi bir taraf değil. Yani siyasi kavgayla götürebileceğimiz bir şey değil. Ülkenin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin e, mutluluğuyla ilgili bu insanların gelecekleriyle ilgili birçok şeyi anlatmak zorundasınız. Şey tartışıyoruz. İşte Sayın Bakan çok doğru bir şey söyledi. Hep söylediğim konulardan bir tanesi. İşte Esat yönetimi af çıkarttı. E, insanlar evlerine dönsünler. Ya arkadaş Esat yönetiminin kontrolünde olmayan PYD yönetimine e, bölgesindeki bölgeye bile insanlar dönmüyor. Yaklaşık e, Türkiye'de o coğrafyadan gelen yaklaşık 600 bin insan var. Dönmüyorlar. Çok mutlu oldukları için mi dönmüyorlar? Bu tarafa bakıyorsunuz İdlib bölgesinde aşağı bölgelerden, Hamadan, Humus'tan, Halep'ten, Rakka'dan ve diğer bölgelerden gelen yaklaşık 2,5 milyon insan var. Bu 2,5 milyon insan Suriye'nin içerisinde küçücük çadırlarda yaşıyor. Af ilan edildiğini duymuyorlar mı onlar? Yani o insanlar oraya gitmeyi beceremiyorlar mı? Yani o haftan haberleri yok mu onların? Yani Türkiye'dekilerin haberi var dönmesini istiyorsunuz. Suriye'nin içerisinde evsiz baksız yaşayan insanların geriye dönmesi için onlara soruyu sormuyorsunuz. Hep herkes şöyle konuşuyor. E ne güzel işte af ilan edilmiş. Ha Türkiye'nin yani çok büyük bir koz var. Türkiye'de bu kozu kullanmıyor. İlk defa kullanmaya çalışıyor. Geri iade anlaşmaları veya geri göndermelerle ilgili eğer ülke olarak bu insanların güvenliğini sağlayabilecek alanlar oluşturmuşsanız o bölgelere geri gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Türkiye şu anda bu şekilde yaklaşık 3 tane İdlib'de sayarsanız 4 alan oluşturmuş durumda. Yani onların can, mal güvenliğini sağlayacak, ölmemelerini, yaşamalarını sağlayacak alanlar oluşturmuş durumda. Bu alanları kullanmak zorundasınız ve bunları aktif hale getirmek zorundasınız. Yeni şehirler de yapacağız diyorlar. Ben o konuda bin, şey, bakın bin o milyon konuda milyon şöyle söyleyeyim size coğrafyayı da hani gitmiş görmüş bir insan olarak söyleyeyim o o kadar kolay değil yani şimdi arazisini verecek mi adam önce size söyleyeyim yani siz o şehri kurmak için o bölgedeki arazileri alacaksınız. Bunları nasıl yaptık peki mevcutları? Buradakilerin hepsi kendi arazi. Burada ekstra bir bina yapılmadı. İdlib bölgesinde zaten savaş alanı olduğu için geçici böyle dağlık alanlar vardı. Oralar düzeltilerek yapıldı. Bu coğrafyanın bu tarafındaki alanların çoğu zaten şahıs malı. Ve adam yaşıyor. Yani önce malların satmasını iddia etmeniz gerekiyor. Malı sattıktan sonra ben, orayı kurduracaksınız. Ben bakan yardımcısının açıklamalarından bunun planlamasının yapıldığını falan anladım. Yani... Bakın bu 3 yıldan beri planlanıyor. Ama... E, önce ikna etmeniz gerekenlerden bir tanesi de o bölge halkının bu kadar gelecek nüfusu kabul etmesi gerekiyor. O işte ben bir. Yani sanki o onu da o, atlamayın. Onları yapılmış gibi gördüm yani anladım ben öyle. Yani Türkiye şunu yapmak zorunda. Bakın Esat'la görüşmek, Esat'ın yaptıklarını onaylamak anlamına gelmez. Türkiye bir şekilde Esat'la. Esad dedi miyim daha doğrusu Suriye hükümetiyle şu anda istihbarat birimi üzerinden görüşmelerini büyük elçini açarak sorunları diplomasi yoluyla çözmenin noktasına getirmek zorunda. Bu şu anlama gelmiyor çünkü şöyle bir kıstas içerisindeyiz. Ya ben Esad'ı Suriye hükümetiyle görüşürsem e ben onun yaptıklarını legalleştiririm. Yok. Yagalleştirmek. Şöyle diyorlar. Bir dakika ben bir ayağa kalkabilir miyim? diyorlar ki ya Esat hakim değil ülkeye. Yani şimdi Bakın. ülkeye hakim değil. Ben onunla görüşerek sorun çözemem. Ayrıca Esat'ın verdiği bir takım güvenceler de havada kalıyor. Uluslararası <laughs> hukuk, Birleşmiş Milletler RIN devreye girme insanlar ikna almıyorlar. Peki yani. ben şöyle söyleyeyim size. Sor, soruyu soru soru sorarak gidelim. Yani herkes de bu soruyu kendisine sorabilir. Esat yıkacak mısınız? Ya Esat hükümetini yıkacak mısınız? Bana mı Fak soruyorsunuz? Hayır, hayır. Yani herkese soruyorum. Yıkmayacaksınız. Şu andaki pozisyonunuz itibariyle e, bu savaşın bir parçası olmadığınızı, yalnızca terörle mücadele için karşıya geçtiğinizi söylüyorsunuz. Sizin planınızın içinde Esat'ta savaş ilanı yok. Öyle yok. Bu şu andaki Yok. pozisyon evet. böyle. Hatta toprak ilhak etme şeyi de yok. Talebimiz yok. De yok. Yani. başından beri evet. söylüyoruz. O zaman bu savaşın bir parçası olmadığınıza göre yapacağınız şeylerden bir tanesi yıkmayacaksanız Esat'ı, devirmeyeceksiniz. O zaman kendisine ait olan bölümlerde en azından sorunu çözebilecek olan bir kanal açmak zorundasınız. Bakın ben şey Doğru sorayım. da ben de ben şimdi bak şöyle bir şey diyorum ki Esat af ilan etti. Bu insanlar niye gitmiyorlar? Şimdi af ilan etmiş. Biz diyelim ki Esat'la görüştük. En büyük sebebini söyleyeyim mi size? Gitmiyorlar çünkü güvenmiyorlar. İki tane sebebi var. Gittiklerinde asker alınacaklar çünkü. Ve cepheye sürülüp bugün e, Esat'a muhalif olarak olan gruplarla çatışmaya zorlanacaklar. İç savaşın parçası olacak. İç savaşın parçası olacaklar. Birinci sebep bu. İkincisi ekonomik olarak zaten şu anda Esat bölgesinden de kaçışlar başladı. Yani o bölgede de enflasyon Ay. ve şeyler anormal affac atılacaklarını durumda. idam edileceklerini söyleyenler Hadi de var. Hadi geçin onu. Hadi hani onu yapmadığını düşüneyim. Onu yapmadığını düşünün diye söylüyorum. Hani oraya gelmeyin. Ama siz görüşmeye başladığınızda pozisyonunuzu pozisyonunuzu garantör bir yapıya soktuğunuzda bu sorunu çözersiniz. Bakın bir çok büyük bir risk var şu anda onu açık açık konuşmak lazım. Şu anda bölgeden Rusya çekiliyor. Askerlerini Ukrayna'ya çekiyor ve Ukrayna'ya çektiği alanların tamamına Esad şeye gitti konuşmaya. Hamane. İran'a. Hamane. Ye. Ve konuştuğu konu neydi biliyor musunuz? Rusya'nın çekildiği alanlara İranlı milislerin getirip kontrolü onların tarafından sağlanması. Siz konuşmazsınız başkası konuşur. Siz e, oyunu başka türlü çözmezseniz sizin karşınıza başka türlü oyunlarla gelmeye başlarlar. Ben şunu söylüyorum. Bak, doğru doğru. Birleşik Arap Emirlikleri ile 15 Temmuz yaptı diye Görüşmediniz daha sonra görüşüyorsanız Mısır'la Mısır'la darbe yapıp darbeci bir kişiyle görüşüyorsanız hatta ben biraz daha ileri götüreyim ABD PKK'yı desteklediği halde hala görüşüyorsanız Esat'la da onaylamadan kapıyı açık bırakarak görüşmeyi sürdürmek zorundasınız. Bu eğer böyle olmuş olsaydı Türkiye Cumhuriyeti hiç kimseyle konuşmaması lazım. Doğru. Abdülkadir Selvi? Şimdi e, Ahmet Bey tabi üzerinde durulması gereken bir nokta, birkaç nokta var. O da şu. Bu sorun Esad'la Türkiye arasındaki bir sorun olsa çözümü çok daha kolay. E, Mete Yarar'ın işaret ettiği nokta önemli. Ama e, şunu ifade edebilirim. Esad'la bizim Suriye'de istihbarat servislerimiz görüşüyor ama bir süredir bazı servislerimiz doğrudan Esad'la da e, görüşüyorlar. Ama ortaya çıkan şöyle bir sorun var. E, Putin, özellikle Rusya doğrudan Esad'la irtibat kurulmasına sıcak bakmıyor. Yer yer bunu engelliyor. Kendi üzerinden bir e, ilişki yürütülmesini e, istiyor. E, Esat da bu konularda doğrudan temas kurabilecek bir iradeye sahip devlet başkanı değil... Özellikle uzun bir süredir Rusya'nın vesayeti altında. Çünkü varlığın ona borçlu. Şimdi onu önceden Rusya'dan önce önemli desteğini İran'dan alıyordu. Şimdi Rusya'nın ilgisinin Ukrayna'ya yönelmesiyle birlikte yeniden İran desteğiyle kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yani Türkiye bu konuda temas kurma konusunda e, geride duran bir ülke değil. Peki. Arka kapıdan yürüyen bu, bir takım görüşmeler var ama es Esad Putin engelliliğini bir türlü aşamıyor. Bu Şimdi bu konuyu bir tarafa bırakırsak siyasette herkes göndereceğiz diyor. Fark ne? Yani Kılıçdaroğlu da Akşener de er Erdoğan da yani bir, bir anlamda benzer bir noktada gibi görünüyor. Bir fark var mı? Fark nedir sorusuna bir reklam arasından sonra Abdülkadir Selvi cevap verebilir misiniz? Evet devam ediyoruz. Reklamdan önce e, siyasette herkes göndereceğiz diyor fark nedir diye Abdülkadir Selvi'ye sormuştum. Şimdi soruyu tekrarlamış olayım. Cevabını alalım. Doğrusu Ahmet Bey bu konu elbette ki daha uzun bir süre gündemimizde kalacak. Çünkü Suriyeliler özellikle büyük şehirlerde, gettolarda, gettolar halinde yaşadıkları bölgelerde sadece bir sayı sorunu olarak değil, bir sosyal sorun olarak, bir siyasal sorunlu olarak bir ekonomik sorun olarak daha da giderek büyüyen bir şekilde karşımıza çıkıyor. O nedenle siyasetin buna ilgisiz kalmasını beklemek gerçekçi olmaz. Burada iki yaklaşım var. Ümit Özdağ yaklaşımı bu sorunu bir çözüm noktasında değil, bunu tamamen Türkiye'nin bir üç, iç güvenlik meselesine dönüştürecek tehlikeli bir yaklaşım e, içerisinde. Biz geçmişte bu konuda küçük bir kıvılcımdan çıkan büyük yangınların ne tür felaketlere yol açtığını gördük. İşte ben Ankara'da şu anda bu yayını yaptığımız yerin birkaç kilometre ötesinde Altındağ'da bir 6-7 Eylül olaylarının bir provası yaşandı. Türkiye çok büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Onlar çözüm değil ama ben Kemal Bey'in de biraz daha dilini yumuşattığını, kendince çözüm önerileri ileriye sürmeye çalıştığını görüyorum. Ama Meral Akşener'in ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki yaklaşımı olayın hem e, insani boyutunu hem de siyasi boyutunu ortaya koyması açısından önemli. Yani ana e, iktidarı ve muhalefetiyle ana akım siyasette makul bir çizgiye geliniyor. Gelinmesi de gerekiyor. Çünkü bu bizim sorunumuz. Burada birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Belli ki Türkiye şim, şimdiye kadar hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerikan başkanlarıyla görüşmesinde onlara bir proje ve kitap olarak da bu konuları sunmuştu kendisi. Hem uluslararası toplantılarda yaptığı sunumlarda aynen sizin biraz önce Sayın Bakan Yardımcısıyla haritanın karşısına geçip yaptığınız sunumlardaki gibi orada bir güvenli bölgelerin oluşturulması, bu insanların Suriye'nin içinde tutulması, bu şehirlerin inşasında Türkiye'nin yapabileceğini anlatmasına rağmen bu konuda ilerleme sağlanamadı. Çünkü Mete Komutan da çok iyi anlattı. Amerika'nın ve batılı ülkelerin buradaki planı bir güvenliği ve huzuru sağlamak değil. Irak'ta 32. paralelin üstü ve 36. paralelin altı güvenli bölge ilan edildi. İlk başta yaşanan göç dalgası ondan sonra durdu. Ama Suriye'de buna yanaşmadı. Ama Afganistan'da Taliban'a terk ederek buna yanaşmadı. Çünkü orada iç savaş üzerinden kaos üzerinden, düzensiz göç üzerinden bölgeyi bir istikrarsızlık içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin geldiği noktada elbette ki uluslararası ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Özellikle Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda sağladığı imkanlar var. AB fonlarının sağladığı imkanlar var. Elbette ki bunlardan yararlanacağız ama Türkiye'ye geldiği noktada kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedi. Tabii kendimiz keseceğiz derken burada şu da ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatını yapıp içeride bir güvenli bölge oluşturmasaydı bugün bazı şeyleri konuşamıyor olacaktı. Oradaki güvenli bölgenin oluşması elbette ki bize yönelik olarak PKK, PYD, YPG tehdidi ve DAEŞ tehdidine karşı öncelikli olarak kendi sınır güvenliğimiz için Ama orada Türkiye bir model ortaya koydu. Neydi o model o model oranın çünkü en önemli sorun şu. Dönecek insanlar Esat 3 ayda bir af ilan ediyor. Kimse dönmüyor. Niye askeri ve siyasi olarak bir güvenlik garantisi yoktur dönecek olanların. Kimisi diyor idam edilirim. Kimisi diyor cepheye sürülürüm. Kimisi diyor yok edilirim, hapse atılırım. Yani güven duymuyor. Birleşmiş Milletler bu konuda garantör ülkelerle bir çözüm geliştiremez mi? geliştirebilir ama onun yerine geliştirmek yerine kaos içerisinde devam etmesini tercih ediyorlar. Türkiye'nin yaptığı da şu, Türkiye'nin olduğu bölgelerde eğer Türkiye Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı ile oralarda hem güvenli bölge oluşturuyor, hem belediye hizmetleri veriliyor, hem insanların günlük ihtiyaçları karşılanıyor ve bir ekonomik faaliyet söz konusu. İşte 490 bin kişi de o yüzden döndü. Yani ben yolunu yapacağım köprüsünü yapacağım demek kötü bir şey değil Kemal Bey'in yaklaşımı. Ama sorun orada yol ve köprü değil. Onların orada güvenliğinin sağlanması ve orada dönen insanlar, işte bize gelenler nereden? Ağırlık Halep'ten. Yani Halep gibi bir şehirden gelmiş. Siz insanlar o bölgeye götüreceksiniz. Orada bir ekonomik faaliyetin, bir üretimin olması gerekiyor. Orada belediye hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin, güvenlik hizmetlerinin karşılanması lazım. Türkiye bunu sağlayarak bir model ortaya koydu. Şimdi 1 milyon kişiyi de oraya döndürecek yeni bir çalışmanın içerisinde işte 13 bölge belirlenmiş. Şimdi şunu da tabii sormak gerekiyor. Eğer Irak ve Suriye tezkereleri kabul edilmeseydi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez olmuştur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet eder ama Türkiye'nin uluslararası sorunlarında devletinin yanında dururdu. Onlar kabul edilmemiş olsaydı biz bugün Suriye'de Barışpınarı, Fırat kalkanı ve zeytin dalı bölgelerini boşaltmış olacaktık. Peki oraya kim yerleşecekti? Oradaki öncelikli olarak oradaki yeni bir göç dalgasıyla karşılaşacaktık ve oraya ya rejim yerleşecekti ya YPG yerleşecekti ya Daş yerleşecekti. Peki ab, ab, Abdülkadir bir bir şey bir şey soracağım. Ee, bir başka konu da şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili verdiği mesajlar ee, şimdi bu mesajlarda e, bir çelişki olduğuna dair de yorumlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Kılıçdaroğlu, e, CHP lideri 10 Mayıs'taki grup toplantısında dünkü değil mi dün dündü dünkü grup toplantısında şöyle diyor: Erdoğan saat başı evet. görüş değiştiriyor. Sığınmacıları göndereceğiz. Hayır göndermeyeceğiz. Hayır misafirimizdir. İki yıl içinde göndereceğiz. Hayır ev yaptık. Hayır onlar bizim misafirimiz. Şimdi böyle algılayan da çok kişi var. Bir çelişki var mı Erdoğan'ın açıklamalarında? Yani nasıl e, yaklaşmak gerekiyor bu açıklamaları? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, şöyle Ahmet Bey. Şimdi. E, muhalefetteyken tenkit etmek kolay tabii. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz insan orada bu güvenli bölgeleri oluşturmak suretiyle öncelikli olarak bir o güvenli bölgelerde yaşayanları, ikincisi 7 milyon daha artı Suriyelinin Türkiye'ye gelmesini önlemiş bir kişi. İkincisi mevcut Suriyelilerden orada oluşturduğu biriket evlerle ki bunlar devletin cebinden bir kuruş çıkmadan yapılan evlerdir. 490 bin kişinin geri dönüşünü ve 1 milyon insanın da geri dönme şartlarını hazırlayan kişidir. Yani sırtında yumurta küfesi taşıyan, bu konuyu uluslararası her zeminde paydaşlarına anlatan, çözüm önerileri getiren birisidir. Sayın Cumhurbaşkanı elbette ki bazı konuşmalarında Ensar Muhacir konusunu çok net ve kalın bir şekilde ifade ediyor. Bazı konuşmalarda çünkü içeride de bir takım gelişmeler var. Yani siz İstanbul Fatih'te, Esenyurt'ta ya da Ankara'da, Altındağ'da ya da başka bir yerde insanlar Suriyelilerin ya da diğer e, sığınmacıların yaptıklarından bir takım rahatsızlıklar duyuyorsa, bazı mahallelerde, bazı sokaklarda, bazı iş yerlerinde rahatsızlıklar duyuyorlarsa, onlara yönelik de bir mesaj vermeniz gerekiyor. Cumhurbaşkanı kimi zaman o mesajlarını ön plana çıkarıyor ama yürüyen bir sistem var. Ben burada bir çelişki görmüyorum. Yani başından beri diyor ki bunlar insani nedenlerle buraya savaştan kaçmış gelmiş insanlardır. Kadınlardır, çocuklardır. Kimse Halep'i bombalayan, Doğu Guta'da kimyasal gaz kullanan ve bu insanların iç savaştan ülkelerinden kaçmasına neden olan Esed'e bir şey söylemiyor. İşte Esed'in hamisi olan İran'a, Rusya'ya bir şey söylemiyor. YPG'ye, DAEŞ'e bir şey söylemiyor. Bu insanları en azından ölümden kurtarıp bu topraklarda barındıran Recep Tayyip Erdoğan'a parmak sallıyor. Cumhurbaşkanının başından beri çizgisi çok insani ve İslami ve medeni bir çizgi. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine yakışan bir çizgi. Biz aylan bebekleri çok çabuk unuttuk. Bugün de onu ifade ediyor ama Erdoğan geri dönüş için bir çaba içerisinde olmasa dünyada Suriye'ye geri dönüş için tek çaba içerisinde olan ülke Türkiye ve geri dönüşü sağlayan ve sağlayabilecek lider de Erdoğan. Elbette ki muhalefet eleştirecektir ama hani ben saat başı bir görüş değiştiriliyor şeklinde görmüyorum. Kimi zaman hitabette o noktayı ön plana çıkarırsınız çünkü iç kamuoyunda bir rahatsızlık oluşmuştur, bir tedbir alınması gerekiyordu ve bir süredir İstanbul'da özellikle düzensiz göçmenlere yönelik çok ciddi kararlı operasyonlar yürüyor. Mesela biz hep bunu tartışıyoruz. Suriyelilerin geri gönderilmesini tartışıyoruz. Ahmet Bey şimdi yayın sırasında kontrol ettim. Düzensiz göçten yakalanan sadece bu yıl 5 ay itibariyle yani 5. aydayız 69 bin kişi olmuş. Ve şimdiye kadar 1,5 milyona yakın düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderilmiş. Türkiye bir yandan da bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz o boyutuyla çok ilgili değiliz. O nedenle eleştirebilir ama ben bir tutarsızlık görmüyorum. Tam tersine Türkiye tüm kurumlarıyla bir çaba içerisinde bizim özellikle uluslararası zemine çok daha güçlü bir şekilde iktidar ve muhalefet demeden Peki. bu konuda onları da bu çözüm yönünde zorlamamız gerekiyor. Çünkü Suriye'de kalıcı çözüm Suriye'de güçlü bir devletin ortaya çıkması. Peki askeri ve siyasi bir çözüm bulunması, diğerleri bizim kendi göbeğimizi kesmek için oluşturduğumuz kendi çözümlerimiz. Onur Bey. Ahmet Bey aslında bu akşam bence doğru bir noktada, bu, bu doğru bir zeminde bu işi tartışıyoruz. Bu gerçekten iç politika meselesi değil. Bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Bu sadece iç siyaset malzemesi olarak kullanılacak bir şey değil. Kaldı ki bizim bu programa başlamamızdan önce de Sayın Bakan Yardımcısının açıklaması da çok değerliydi. Çünkü şunu görüyorum. Özellikle Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalardan sonra işte suç duyurusunda bulunacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya onun yerine doğru bilgilendir. Adam bir şey söylüyor. Sen de aksini söyle ve devletin verileriyle bunu destekle. Kavga etmeye de gerek kalmaz o zaman. Sayın Bakan Yardımcısının bu akşam yaptığı şey çok olumluydu. Önce onunla bir başlamak isterim. İkincisi, şimdi aslında burada ee, şunu konuşmak lazım. Geri göndermek zorundayız. Ancak bu geri göndermeyi yaparken insanlıktan çıkmayacağız. Bu kadar basit. Herkesin Peki, aslında herkesin nokta uzlaştığı burası. nokta bu. Peki hangilerini geri göndereceğiz? 2012'den sonra yani Suriye İç Savaşı'ndan sonra geri gelen herkesi, buraya gelen herkesi geri göndermek zorundayız. İstisnası kim olabilir? Sadece vatandaşlık verip bu hakkı kazanmış olanlar tabii ki burada kalacak. Artık eğer illa insar muhacir sohbeti yapacaksa. Onlar artık muhacirdir gerçekten ama kalanlar muhacir değil. Onların sayısı da zaten... Çok çok cüzi, çok evet, cüzi. 200, yani, bin, 200 bin. O 200 bin küsür olan şeyler, 200 o insanlar onlar artık bizim vatandaşımızdır, bizim milletimizin bir parçasıdır. Tabii ki onlar buradalar. Bir kazanılmış haktır ama gerisini geri göndermekle mükellefiz. Bunu yaparken de dediğim gibi insanlıktan çıkmayacağız. Neden geri göndermekle mükellefiz diyoruz? Biz hepimiz çay içiyoruz değil mi? Çayın içine şeker atıyoruz. İşte iki şeker falan atarsan o çay karışır. Ama küçük bir bardağın içine 15 tane şeker atarsan altında orada bir e, şeker kütlesi görürsün. Çayla karışmaz. Şimdi bu tip göçmen konusunda da bu tip göçmen sorunun olduğu ülkelerde de çay ev sahibi ülkedir. Göçmen de o gelen şekerdir. Karışabildiği oranda kabul edersin. Üzerine olursa orası karışamaz. Şimdi bu insanlar buraya geliyor. Eğer biz bunları olduğu gibi göndermezsek ne olacak? Bakın bunlar Türk olmayacaklar ama Arap da kalamayacaklar. Öyle bir nokta ki gettolaşmış şehirler. Zaten gelenlerin tamamı Arap demek de doğru değil. Türkmenler de var aralarında. Kürtler yani, de var e, diğer e, ırklardan gelenler de var. Zaten yani bu bu coğrafyada yaşama sevincinden bahsediyorum. Yani biz anayasal vatandaşlığı şöyle kuruyoruz. Bir ırk üzerinden kurmuyoruz mesela. Bu ülkenin kuruluş felsefesi de budur. Bu coğrafyada birlikte yaşama sevinci. Şimdi beni İsviçre'ye gönderseniz, ben hani medeni ülkedir, zengin ülkedir falan yaşarım. Siz de hepimiz yaşarız ama. Orada yaşama sevincimiz yok. Niye? Biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Bizim yaşama sevincimiz burası. Burada gelen sığınmacıların da yaşama sevinci aslında Suriye'de olacak ya da başka yerlerde olacak. Türkiye içinde olmayacak. Dolayısıyla bunları göndermek zorundayız. Şimdi buraya kadar biraz daha insani ve keyifli noktasındaydım. Başka bir noktaya geleceğim. Bir de demografik yapı var. Türkiye'nin demografik yapısı var. Bakın 1939'da Hatay vilayeti Türkiye'ye katıldı. Nasıl katıldı? Oradaki meclisin bir oylamasıyla katıldı. Oradaki Türk nüfusu, Türk demografik yapısı bir karar verdi. Dedi ki biz Türkiye'de yaşamak isteriz dedim. Ama bugün Hatay'a bakıyoruz. Bugün İskenderun'a bakıyoruz. Bugün Kilis'e bakıyoruz. Komutanı daha iyi bilirler. Yani kısmen Antep'e bakıyoruz. Artık demografik yapı yavaş yavaş Türkleşmekten ari olmaya başlamış. Türklük daha ikinci planda kalmaya başlamış. Bu felaket tellallığı değildir. Öyle bir gün gelir ki çünkü bugün Amerika'ya, Rusya'ya kızıyoruz değil mi? Hani bu şeyleri başımıza sardı. Sadece bizim başımıza değil. Suriye'nin de başına sardılar. İç savaş karışıklığıyla beraber. Onu da yaptılar. Bizim memleketimize de bunu yapacaklar. Böyle bir noktada ileriki bir dönemde demografik yapının karışması bir referandumla dahi Türkiye'nin güçsüzleştiği noktada sonuçlanabilir. Bu riski alamayız. Bu uzun vadeli stratejilerimize aykırı olur. Bir de Mesela Sayın Bakan Yardımcısı şunu anlattı. Dedi ki hakikaten dedi burada öyle bir hat çektik ki buradan kuşun bile geçmesi zor. Haklı, doğru. Ama ve lakin tabi bakan yardımcısı devlet adına konuştuğu için devleti bu anlamda suçlamak bizim işimiz değil. Ama, ama devleti yöneten hükümet aygıtına getireceğimiz bazı eleştiriler var. Neler bunlar? Mesela özellikle 2016-2017 yılına kadar biz Oradan gelen insanlara açık kapı politikası uyguladık. Hadi açık kapı politikası uyguladık bunu belli sığınmacı bölgeleri oluşturarak orada madem o insanların oradaki iç savaştan kaçmasını ve hepsinin de masum olduğu varsayımıyla bunu söylüyorum ki aralarında ajanlar vardı, teröristler vardı, gidip gelenler vardı. Ve ki bir an için söylüyorum o ajanların olmadığı varsayımıyla o masumların hepsini biz belli bölgelerde toplamalıydık. Ha, biz ne yaptık açık kapı politikası ile bu insanları içimize aldık. Türkiye'nin değişik yerlerinde dağıttık. İşte aslında şu anda insanların tepki gösterdiği, ekonomik olarak, demografik yapı olarak tepki gösterdiği şeyler, e, düzensiz e, kabul, düzensiz kabul nedeniyleydi. Bir de şunu eleştire, eleştirel gözle bakmak lazım. Ben e, Türkiye'nin kendi sınır hattını korumasını, hatta sınır hattının ilerisine bazı çizgiler çekmesini beka e, Türkiye'nin bekasını koruyabilmek anlamında mantıklı bulurum. Bununla birlikte biriket evler meselesi. ilk bakışta doğru geliyor. Hatta yani hani doğru tarafları da var. Ama şu gözle de bakmak zorundasınız. O biriket evleri nereye yaptınız? Suriye devletinin egemenlik sahasına. Evet fiili olarak şu anda bir egemenlik yok. Ama hani Türkçe tabiriyle konuşayım. Suriye'nin hazine arazisine yaptınız. Şimdi oradaki şey, e, oradaki bir yapı aslında Suriye devletine bağlı değil. Türkiye'ye bağlı değil tırnak içinde söylüyorum. Elbette ki Türk devletinin böyle bir şeyi yok. Hükümetin de yok. Yani bütün eleştirilerime rağmen onu Hükümetin de böyle bir e, hevesi ve sahiki olduğunu sanmıyorum ama e, orada bir kanton oluşturdunuz. Türkiye'nin uzun yıllardır devlet politikası şudur Kuzey Irak için. Kuzey Irak'taki bir Kürt devletine karşıdır. Çünkü şöyle bir çekincesi vardır. Orada bir Kürt devleti kurulursa Türkiye ile birleşme ister mi acaba diye bir sorunu ve korkusu vardır. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Şunu da düşünmek zorundayız. Biz orada bir kendimiz bir kanton oluşturuyoruz. Buradaki demografik yapıyı da bozduk. Ciddi anlamda bozduk. O akrabalık ilişkileri içinde acaba aynı sorun. Oradaki kanton buradaki insanlarla birleşmek isteyecek mi? Bunu da aklı selim şekilde, insanlığımızı kaybetmeden düşünmek zorundayız. Şimdi buradaki en büyük sorunlarımızdan birine bu anlamda Sayın Komutan Nedim Şener'e bir atıf yaptı. Ben onu çok değerli buluyorum. Konuşu. Şimdi 16 Aralık 2013'te bir serbest dolaşıma ilişkin bir anlaşma yaptık ama adı serbest dolaşım. Gerçekte Suriyelileri ya da işte göçmenleri Türkiye'de hapsetme projesi bu. Ee, diyor ki eğer Türkiye'de iyi tutarsan sen, anlaşmanın özeti bu, Türkiye'de bu arkadaşları Avrupa'ya salmazsan ben Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı vereceğim diyor. Vermedi. Değişik manelerle vermedi ve bu Avrupa Birliği ilk 200 Virliği değil son da olmayacak. Biz sözümüzü tuttuk ama yani büyük ölçüde tuttuk. Bizim de eksiklerimiz vardır. Ama Avrupa Birliği bu e, vize e, dolaşım muafiyetini Türkiye'ye tanımadı. Biz ne yapıyoruz hala? E, göçmenleri Türkiye'de tuturuz ya salalım gitsin. Çünkü bu insanların birçoğu da Türkiye'de yaşama sevincine sahip değil. Burayı bir geçiş tahtası olarak görüyorlar. Ara formül olarak görüyorlar. Hatta bunlardan bir kısmı özellikle Suriyeli vatandaşlarla konuşanlar bilir. Hani e, sadece hani siyaseti de biraz halkın içinde yapmak lazım. Bu insanlar Türkiye'yi bir atlama tahtası olarak görüyorlar. Vatandaşlığı dahi çünkü eğer vatandaşlık kazanmasalar dünyaya pasaportla açılamıyorlar şu anda. Türk vatandaşlığı alacaklar ki daha zengin zannettikleri, daha mutlu yaşayacaklarını düşündüğü ülkelere gidecekler. E o yüzden istiyorlar. E biz bunu açalım madem öyle. Yunanistan'ın kendi sorunu kalsın, Avrupa Birliği'nin kendi sorunu kalsın. Geçen geçer, geçemeyen yine hani aynı sorunda biz baş başa kalacağız. Teşekkürler Onur Bey. Tamam. Sağ olun. Herkes söyleyeceğini söyledi. Biraz da siyaset konuşalım. Bülent Bey var, Onur Bey var, Mete Bey var, Abdülkadir Sel var. Biz bunu konuştuk ama biraz da sizinle de konuşmak istiyoruz. Şimdi bir İmamoğlu konusu var gündemde. <laughs> Tam Mete Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Bey ne diyecek onu merak ediyorum ben. Ee, ya şöyle bir tablo çıktı ortaya. Bugün bir takım kulis haberleri okudum. Ee, işte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi İmamoğlu konusunu. Ele almış konuşulmuş, konuşulmuş MHK'da. böyle bir yol kazası yapmasa daha iyi olurdu denmiş, daha iyi planlayabilirdi bu işleri demişler Meşley'de CHP yönetiminde ve bu arada da Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun İstanbul'da da bir araya gelmesine dair bir şey çıkmış yani gelecekler mi gelmeyecekler mi bilmiyorum yani ben bu kulis haberlerini çok e, hani ille de böyle olmuştur diye değil böyle bir bilgi sızması var. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de bu olayı yakından takip ediyor anladığım kadarıyla. Ne diyorsunuz Bülent Bey? Ne oluyor CHP'de? Yani Ekrem İmamoğlu şimdi çok dışarıdan bakanlar şöyle diyorlar. Benim çevremdeki siyaset gözlemcileri de söylüyorlar. Ya yarıştan adaylık yarışından koptu gibi böyle böyle çok yüksek sözler söyleyenler var etrafında. Yani bunu söyleyebilir miyiz? Yarıştan koptu diyebilir miyiz? Bu derece bir hasar vermiş midir İmamoğlu'na? Yani Türkiye Ekrem İmamoğlu'nu bir fotoğrafla tanımadı. Onun Şüphesiz. için bir fotoğrafla da Ekrem İmamoğlu harcanacak bir kenara konulacak bir insan değil. Bir fotoğrafla gelmedi, bir fotoğrafla gitmez. Gitmeyecektir. Yani, e, yani biz Ekrem İmamoğlu'nu e, son fotoğrafıyla hatırlamıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu işte e, 2019'daki e, 31 Mart seçimleri akşamındaki fotoğrafıyla ve 24 Haziran'daki Onur kulağıma diyor ki kar fotoğrafıyla da hatırlıyoruz. E, o fotoğrafla <laughs> hatırlıyoruz. Yani e, ya şimdi, Onur İmamoğlu karşıtı mısın abi sen ya? Niye kulağıma öyle laflar Onun ediyorsun? Onun için e, yani sayın İmamoğlu olduğu bir fotoğrafla e, tamamen siyasetin dışına atılacak bir insan değil. Hayır, hayır, siyasetin ya, tabii ki değil. Yani Hı -hı. siyasetin dışına atılır mı? Çok, çok e, manasız bir iddia olur. Benim sorum şimdi ya yani, bir alttan alta giden ya şöyle... yani ka kamu e, kamuya deklare edilmemiş bir yarış var yani Cumhurbaşkanlığı yarışı işte. Biz de onu konuşuyoruz böyle cazip geliyor işte. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu falan bu isimler herkesin konuştuğu isimler. Oturduğunuzda siz de konuşuyorsunuzdur. Bu yarışta bir hasar aldı mı diyorum? Yani yoksa tabii ki siyaset ayrı bir şey. Ben, Oradaki e, varlığı Öncelikle bir devam yarış, eder. bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir yarış e, olmasını da doğru bulmuyorum. Ee, Sayın İmamoğlu... Karadeniz, Doğu Karadeniz gezisi Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli bir gezi aslında. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bölgedeki oy desteği çok yüksek oranlarda değil. Sayın İmamoğlu o bölgede sevilen birisi. O anlamda Cumhuriyet Halk Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bayram tatili vesilesiyle orada yapmış olduğu şeyler bence değerli. Cumhurbaşkanlığı parti adaylığıyla Parti bir... açısından değerli. Cumhurbaşkanlığı oraya da geleceğim. adaylığıyla bir ilgisi yok mu? Gerçekten? Hayır, hayır. yok Tabii ki ilgisi var. Yani bunu ondan bağımsız düşünemezsiniz. Ee, ben doğrusu e, o fotoğraftaki bir takım gazetecilerin geçmişteki bir takım e, duruşları nedeniyle Sayın İmamoğlu'nun yanında olmalarını doğru bulmadığım e, kişiler var. Ama... Ben Sayın İmamoğlu'nun bunu e, tamamen e, kendi demokratik anlayışını e, göstermek açısından, yani farklı görüşte de olsa gazetecilere e, belli bir şeyi göstermek amacıyla bunu yaptığını düşünüyorum. Yani tamamen iyi niyetle bunu yaptığını düşünüyorum. Ama toplumun, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, e, geçmişte o gazetecilerin duruşu nedeniyle, geçmişte almış oldukları tavır nedeniyle e, göstermiş oldukları tavrı da çok doğal bir tavır olarak görüyorum. E, bu tavır yani sadece Sayın İmamoğlu'na değil, hatırlar mısınız bilmiyorum, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir kısa bir video tanıtımı yapılmıştı. Yüz e, 100 Junior muydu ya hatırlarsınız belki. Orada da işte bu gazeteci arkadaşlardan bir tanesinin e, bir bölümü vardı. Onda da Sayın Kemal Bey'de. Bu kadar Tepki, olmadı. Hayır hayır tabii ki bu kadar olmadı. Bence tepkiyi e, arttıran şey e, fotoğrafın çıkması falan değil. Daha sonraki konuşmalar bu tamamen bir iletişim kazası olarak görüyorum. Ve Sayın İmamoğlu'nun e, iletişim danışmanlığını yürüten o kadronun içinde olan ekibin e, çok ciddi bir hatası olarak görüyorum. E, yani işin oralara kadar gelmesini e, yönetmeleri lazımdı. Yönetemediler. Bu sonuç ortaya çıktı. Ya Onur, şu fotoğrafı koyuyorsun. Ben de sanki fotoğrafın içindeymişim gibi görülüyor. Ya yani ben, ne, yap, ne yapmam lazım? <laughs> şimdi e, adaylık meselesi. Değilse, gelince, peki. Adaylık meselesine gelince, evet anlaşılıyor ki bu seçim gezisinde Sayın İmamoğlu'nun içinde böyle bir düşüncesi var ve bunu taze tutmaya çalışıyor. Yani. Halkla halkın e, e, içinde de bu şeyin e, durmasını istiyor. Zaten aslında bir önceki demecinde de, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda e, net olduğunu ama kendisini de taca atmadığını söyleyerek. Söylemişti, evet. E, aslında bunun mesajını vermişti. Ama e, ben şöyle söyleyeyim. E, Abi, her Kemal, şey çok makul bir çizgiye çekmiş. Hayır oldunuz. hayır. Şöyle ya e, Hiç öyle değil. Kemal Hiç öyle değil. Kemal Bey e, Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayıdır. Yani bunu Kemal Bey'in e, açıkça hani altılı masaya olan saygısı nedeniyle adayı da altılı Bak, şimdi şöyle oluyor işte tam Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı güzel. Şimdi evet. aynı partiye mensup Ekrem İmamoğlu böyle adaylık dilekçesi verir gibi Karadeniz gezisine çıkarsa o zaman Ortada bir şey yok. Bir, hiçbir problem yok. Herkes kardeş, barış içinde yaşıyorlar filan söylemi boşa çıkıyor yani. İşte Şöyle yani Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı. Bekleyin yani Kemal Memoğun Bey bunu gizli. ortaya koymak için e, tabii ki altılı masaya saygısından dolayı ve o masanın ortak adayı olarak çıkma iradesinin henüz ortaya çıkmaması nedeniyle bunu açık açık ilan etmemesi e, bir şeyi değiştirmez. Ama Kemal Bey bir süredir Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve bunu e, yapacağını söylüyor. Yani ben, ben bir yola çıktım diyor. Benim ben, önüme ya benimle berabersiniz ona diyor. Ona bir itiraz Ya mı? da yolundan çıkın diyor. Ona bir itiraz mı yok? Ekrem Bey ne yapıyor o zaman? Ya Ek, Ekrem Bey e, demin söylediğim gibi Ekrem Bey kendisini e, bu denklem içerisinde Tutmaya çalışıyor. Yani Ama kendisi, yol, yolumdan çekil diyor genel başkan. O işte, yolundan çekilmiyor. Bakın e, bence e, genel merkezin eleştiri noktası da bu noktadadır. Yani evet, Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanlığı e, adaylığı nedeniyle böyle bir e, seçim gezisi yapması doğru bulunmamıştır. Ama Ekrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü o bölgede arttırmak için ya da e, kendisi sonuçta Doğu Karadeniz bölgesi bir şekilde İstanbul'la bağlantılı bir yer. Çünkü e, geçişkenliği çok olan bir yer. Yani orada bunu gidip anlatması, orada miting yapması doğru olarak görülmüştür. Ama şimdi şöyle. Şimdi Türkiye'de tabii bu Cumhurbaşkanlığı meselesi tartışılıyor. Tartışılması da gayet normal bir şey. E, Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili herkesin ideal adayı olmayabilir. Yani Kemal Bey 23 Haziran başka, için başka Kemal Bey'den önce hayır, şu hayır, mevzuyu. Yok bir... yok. Şunu söyleyeceğim. Yani Kemal Bey 23 Haziran'ın ideal adayı olarak görülmeyebilir. Yani kimisi Ekrem Bey'i görebilir, kimi Mansur Bey'i görebilir, evet. kimisi Meral Hanım'ı görebilir. Bu tartışmalar olabilir. Ama benim toplumda gördüğüm şey şu. Toplum Kemal Bey ile ilgili 23 Haziran için farklı farklı şeyler söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Evet nereye varacaksınız? 24 Haziran'ın en doğru adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Peki. Bunu da bakın bunu da şu, bu resme bağlayarak söylüyorum. Şu ortaya çıkan kriz bile 24 Haziran'ın en doğru adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ortaya çıkardı. Peki. Çünkü Kemal Bey devlet tecrübesi olan devleti bilen birisi. Kemal Bey dürüst ve namuslu birisi. Kemal Bey uzun bir süredir siyasetin içinde olan birisi. Ya Onurcuğum Onurcığım 23 ve, Haziran'da olmaz diyor seçim diyor yani. Hayır. Cuma gününe denk geliyor. Ya hayır. yani, ne, yani bu, neyse şey, yani o önemli değil. Ama, bir, bir şey soracağım. Başka bir şey söylüyorum. Yani seçim öncesinde herkesin kafasındaki ideal aday olmayabilir. Anladım. Ama 24 Haziran'da bu ülkeyi yönetebilecek en ideal adaydır Kemal Peki. Kılıçdaroğlu. Bir şey bir bir şeyi merak ediyorum ya ben yani bir adaylık şeyi yapmak istemiyorum hani tartışması yapmak istemiyorum. Anlamadığım şey şu. Bu fotoğraf neden bu kadar kıyamet koparttı? Ya evet yani ben hakikaten bunu anlamıyorum ya. Hani hala cevabı var ya. Ya bir dakika ama. Ya şimdi bu fotoğrafa iktidar yanlarından bir tepki yok yani. Bu taraf Ekrem İmamoğlu taraftarlarının tepkisi var ve hala devam ediyor. Hala tartışıyorlar ve hatta bu fotoğraftan yola çıkarak bu zamana kadar Ekrem İmamoğlu'na yöneltmedikleri eleştiri konularında işte İstanbul'a bir şey yapmadı, kar tatiline çıktı, balık yedi filan, o lafları da bunun içine soka. Yani sanki böyle bir birikmiş bir öfke varmış da, o böyle patlamış gibi bir hal var yani yatışmıyor. Ben hani ben bunu anlamıyorum, anlamlandıramıyorum. Ben ya, daha e, erken Bey, vakit yak çok, yatışması gerek. Çok basit gerekti. bir şey. Nedir? O basitlik şu, özellikle Ekrem İmamoğlu ile ilgili içinde e, büyük heyecanlar taşıyan kişiler, insanlar. hayal kırıklığına uğradılar. Öyle. Orada mi? o resimde geçmişte o kesimin çekmiş olduğu acıların büyümesine katkı sunan kişileri o fotoğrafta görünce ve o fotoğrafa tepki gören gösteren kişilerle ilgili, insanlarla ilgili onların tepkisini hafife alan bir tavır gelince öfkenin büyük olmasının Tam temel sebebi bu. sonra da özür diledi. Yani, yatışsın. Şimdi, ama şöyle, buradaki şu olay şu. Yani biz Gezide mücadeleyi bunun için mi verdik? Özür diledi ama canım yatıştım işte. Yani tepkinin fazla olmasının temel sebebi bu. Ha yatışmamasının sence? Oradaki. Ya şöyle, aradan şöyle, bu kadar zaman geçti. Şöyle yaklaşılmış olsaydı. Yani evet arkadaşlar, ben sizin duyarlılığınızı biliyorum ama burada yapmak istediğim şey aslında başka bir şeydi. Bizim bir revanchist anlayışla iktidara gelmeyeceğimizi herkesi İzahı böyle yapmadığı için oldu diyorsun. Evet Peki. yani izahat böyle olmayınca ya biz sizi... Benzer 200 bir izah yaptı aslında. 200-300 kişi konuşuyor diye söyleyince evet. insanlar buna tepki gösterdiler. Mete Yarar. Yani şöyle söyleyeyim yani tabii Üstat e, CHP'nin içinde yer alan birisi. Yani söyledikleri tabii ki biraz şey olmamak zorunda. Yani sansürlenerek söylemek zorunda. Yani o hakkı da kendisine veriyorum. Çok normal. Resmi görüşünü ee, mü açıkladı? Yok yok hayır. <laughs> şey. Yok gayet yani net söyledi ki, aslında, hani aslında. oraya oraya gönüldaş vermiş. Tabii ki beraber çalıştığı insanlar var. yani o Kibar bir dille söylenmesi gereken bir her şeyi şey söyledi. En düzeyli şeyi söyledi. Ee, medeni şekilde söyledi. Ben şöyle bir şey soracağım. Ee, bu fotoğrafta kim kimden rahatsızlık duydular? Hangi? Nagihan Alçı'dan işte. Öyle mi? Evet. i̇lk defa karşılaşıyorlar. İlk defa fotoğrafın karesine girdi yani. Nagihan Alçı. Türkiye'deki herhangi bir şeyin ilk defa karesine girdi öyle mi? Ben daha büyük kareler söyleyeyim size. Ahmet Altan e, hangi kareye girdi de Türkiye'de hiç kimse umursamadı. Ahmet Altan e, Kılıçdaroğlu'nun başkaresinde. karesinde kıyamet koptu mu? Hani Üstad dedi ya geçmiş hatırlatan geçmişte hesaplaşmayla ilgili işte bazı işlerin içinde oldukları için e, Ahmet Altan nerede? Kıyamet koptu mu bu kadar bu kesimden? Çok tepki oldu ona da. Nasıl oldu? Oldu. Yani indirdiler mi aşağıya? Böyle paramparça mı ettiler? Biz sana güvenmiştik Ahmet Altan'la bir araya falan geldiler diye. Biz zaten seni çok e, şey yapmıştık, büyütmüştük, çok da önemli bir yere getirmiştik falan dediler? Bu, bu derece olmadı. Yok. Evet. Bakın e, e, açıkçası başından beri e, söylediğimiz bir mevzu var. E, Ekrem İmamoğlu'nun tarzını beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ekrem İmamoğlu ilk defa mı parmak salladı? Herkes diyor ya parmak salladı ilk defa diyor. Ben size birkaç tane kelime söyleyeyim. Ee, şeye gittiğinde, Erzurum'a gitti ne söylemişti herkese? Benim tarzım bu dedi ya. Benim tatilime alışacaksınız. Ben tatil yaparım dedi. Bu kadar basit. Şeyde, e, kar kişinin gittiğinde ne söyledi? Kardeşim benim öğlen, e, akşam yemeği yemeyecek miyim? Ben akşam yemeği yemeye giderim, istedim de görüşürüm dedi. De. E, i̇lk defa mı fotoğraflarında parmak, hiç ayağa katmamış parmaklar var? Sel felaketi olduğunda da aynı üstüplak konuştu. Çalışan Ama o, var. On o verdiğiniz örneklerde i̇şte. kendisini eleştiren iktidar yanlılarına yönelik cevap veriyordu. Bu sefer kendi taraftarlarına yönelik. Bakın Aynı şeyi söylüyorum. Park orada. Bakın e, şimdi şöyle bir şey. Üstadın söylediği için söylüyorum. İstanbul yıllar sonra alınmış ve e, İstanbul'da e, bir şeyleri yapmakla ilgili bir irade bekliyor. Çünkü sonuçta e, siyaseten AK Parti ne diyor? Yapamayacak diyor. İnsanlar diyor ki kardeşim siz yapmadınız, biz öyle birisini getirdik ki o yapacak diyor. Sizce insanların yalnızca Ekrem İmamoğlu'na bakış tarzı AK Parti'den aldığı için miydi? Yok. Tam tersine şeyden daha fazla çalışacağını düşünüyorlardı. Yani AK Parti iktidarından daha fazla çalışacağını ve o faaliyetleriyle de herkesi ...bucaklayacağını düşünüyorlardı... ...şu ana kadar ki baktığınız demin de siz de söylediniz... ...eleştiriler ne? Söylemlerin... ...hani diyorsunuz ya siz içeride birikmişler... ...birikmişler hepsini bir anda... E, ...o birikmişler aslında vardı... ...ama herkes şu şeyi söylüyordu... ...kredi veriyordu... ...zaten hani e, yeni geldi... ...öğrenecek, bakacak... ...zaten hükümet tarafından da kısıtlamalar var... ...hükümet zaten engelliyor... ...parada vermiyor gibi bir sürü şey vardı... Bunları üst üste koyduğunda, yapması gerekenleri de yapmadığı ortaya çıktığı andan itibaren insanlar tepkisini koydu. Ama başka bir şey daha var. Bence en önemlilerden bir tanesi. Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? O önemli grup toplantısında ne dedi? Ben bir savaşa giriyorum dedi. Ya benimlesiniz ya da önümden çekilin. Şimdi hatta hatırlıyor musunuz? Orada başka bir şey söyledim. Dedim ki, bu konuşmanın içerisinde bir savaş ibaresini kullanıyorsanız, eğer bu savaşta önünüze çıkarsanız, savaş meydanında isyan çıkartan adam pozisyona düşersiniz demiştim. O yüzden de tepkiler daha sert olur. Şimdi bu, buradaki tepki yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı'yı oraya alması zannediyor, zannediyorsa, fotoğraf, bu fotoğrafı yalnızca küçük bir çerçeveden bakıyoruz olur. Yok alakası yok. Bu, bu mücadelenin Ekrem İmamoğlu'nun geri çekilmemesinin ısrarla Sayın Kılıçdaroğlu söylemiş olmasına rağmen ben bu yarışın içinde varım demediği halde yok da demediği bir mücadelesi vardı. O mücadele şu anda ortaya kondu. Ete büründü. Ete kemiğe büründü. Çünkü bakın bu mücadeleyi şöyle algılarsanız o zaman ben herkese şu sorarım. Yani hassasiyetiniz, hassasiyetiniz, örnek verelim. Ben Fenerbahçeliyim. Yani e, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini bugün mü hatırladınız? Yani 15-3 Temmuzla ilgili söylemlerine, Fenerbahçe'yle ilgili söylemlerini ilk defa bugün mü hatırladınız? Daha önce farklı bir şey mi söylemişti bugün bu gündeme geldi? Veya başka bir şey söyleyeyim. Hani Fenerbahçe'ye olan durumu ve tavırları yanına aldığı ekip Beraber çalışma arkadaşların içinde kaç tane daha önce Fenerbahçe ile ilgili sorun yaşamış yakın çalışma arkadaşları var? Onlarca sayabilirim ben sizi. Ama başka bir şey var. Bugünkü pozisyonda Ekrem İmamoğlu kendisine taraf olanların taraf olanların da kavganın içinde olduğu bir savaşa girdi. Bir de bu sefer CHP Genel Merkezi arkasında durmadı. İşte onu söylüyorum. Diğer önceki sorunların hepsinde i̇şte bakın arkasında bakın durdu. Bakın aynısını söylüyorum. Bu sefer kavga ettiğiniz grup şey değil. İktidar, iktidar değil. İktidar değil. Bugün kendi grubu içinde kavgaya girdi. Siz kendi grubun içinde kavgaya girdiğinizde orada yarısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olmasını isteyebilir. Yarısı istemeyebilir. Kavganın içerisindeki boyut sizi bu noktaya getirir. Çünkü öbür tarafta herkes susuyordu. Yani herkes şunu söylüyordu. Ya tamam yapmıyor ama tamam yani tamam o gün gitmemesi gerekiyordu ama şimdi şeyde yükleniyor kendisine. İktidar da işte kendisine yükleniyor. Şimdi iktidarla mücadele ederken aman ona dokunmayalım. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bu fotoğraftaki kare Nagihan Alçı karesi değil. Bu birikmiş bir şey ya o zaman. Bakın başka bir şey söylüyorum. Bu otobüs karesinde herkesin rahatsız olduğu kare Ekrem İmamoğlu'nun kendisi siz yanlış kareye bakıyorsunuz. Bu karenin içinde Nagihan Alçı karesine takılmadı şey merkez Ekrem İmamoğlu niye otobüse diye takıldı? Herkes Nagihan alçı tartışıyor. Ya Nagihan Alçı ilk defa mı röportaj yaptı? İlk defa mı programına çıktı? İlk defa mı onunla beraber bir e, faaliyetin içinde oldu? İlk defa mı oldu da hani bugün herkes Nagihan Alçı'yla nasıl aynı otobüse binermiş. Ama söylem onun üzerine kuruldu yani. Ama işte ya, söylemeyin. gerçekliğinin burada olmadığını oradan anlayın diye Anladım söylüyorum. Anladım ama itiraz edenlerin şimdi bakıyorsunuz kim ne itiraz ediyor. Onu başa koyuyorlar yani. Bu bir baş sorun olarak gösteriliyor. Vallahi... Arka planda bu olabilir. Anlattıklarınız olabilir. Onu bilmiyorum. Ya ben o yüzden hani bu böyle bitmeyecek. Açık ve ne söyleyeyim. Peki ne yapacak şimdi e, Ekrem İmamoğlu? Yani ka kavgayı kendi taraftarlarına karşı verdi ilk defa dediniz. Onu sürdürür mü yoksa yumuşatmaya mı? Yapacağı, yapacağı tek... Kendi taraftarı yine niye kavga etsin? Ben, ben, ya ben baştan bir tek bir şey söyleyeyim. Ee, bir defa başından beri bir iletişim sorunu e, yaşıyorlar. Yani bugün baktığınızda Mansur Yavaş'a ee, Ekrem İmamoğlu'ndan daha mı az e, şey var? Ne diyeyim? E, girişim var. Onunla ilgili söylemlerde, ona ilgili e, iktidar e, partisi tarafından veya diğerleri tarafından az mı şey söyleniyor? Yok. Ama iletişimi yöneten kişi iletişimi yönettiği kişiden daha yukarıda pozisyonda. Ben hayatımda hiç böyle bir iletişim e, sistemi görmedim. Yani iletişimci Normal iletişimi sürdürmesi gereken kişi iletişimi sürdürmemek için kavga ediyor. Ben hayatımda böyle bir iletişim sistemi görmedim yani. Ben Ekrem İmamoğlu ile kavga edebilirim ama ben Murat Ongun'u arayıp ya ne oluyor böyle bir şey var gerçeği var mıdır diye sorabilirim. Sorabilirsiniz ama Ekrem İmamoğlu'ndan daha çok iletişim kurması gereken kişi kavga ediyor. Yapacağı en önemli şeyden bir tanesi yakın zamanda göreceğiz. Muhtemelen ya pasifize edilecek ya da ekip komple değişecek peki yani kendisini önce yönetebilir hale getirmesi gerekiyor şeyin ee, Ekrem İmamoğlu'nun peki ee, CHP Genel Merkezi ile Ekrem İmamoğlu arasında ne olur yani İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ne karşı bir mücadele mi başlatır yoksa hani bu yaşadıklarından sonra Adaylık konusunda daha az iddialı olmayı mı tercih eder? Hangisi? Vallahi yani buradaki, iddiasını bütün hızıyla sürdürür mü, biraz geri çekilir mi? Buradaki e, pozisyon şu: önce bu yarayı sarması lazım. Yani bence önce yarayı saracak. Bu yarayı sarmadan, onarmadan e, bence bir adım ödeye e, gidemez. Yani sonuçta pozisyon. O zaman olarak, önce durumu toparlaması lazım. Durumu toparlaması lazım. Sonra karar verecek genel merkez. Resmi çekecek. O resme göre yapacak. Yani sonuçta bir savaş meydanındaydı. Kendisi tabiriyle söylüyorum. Şu anda yara aldı. Ahmet Önce... Bey aslında genel merkezin tavrı çok net bu konuda. Yani genel başkan bunu defaatle birçok ortamda söyledi. Aday olmayacaklar. Yani değil? belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmeleri gerektiğini, onların bir dönem daha belediye başkanı... ama. Yok yani e... Mansur Bey'e baktığınızda Mansur Bey tamamen bütün işi Ankara Büyükşehir. Onu ben yani, söylüyorum. Bana da öyle e, geliyor. Mansur Adam, Bey bakış şu. Bir şey söyleyeceğim. Belediyeye odaklanmış görüyorum evet. ben. Evet. Tüm konsantrasyonu. Bazıları da belediye, diyorlar ki sen öyle göründüğüne bakma alttan alta acayip çalışıyor. Hiç alakası vallahi. yok. Vallahi bak öyle. Hiç söyleyeyim. alakası yok. Ankara Büyükşehir şey, da, çalışıyorsa da hissettirmeden çalışıyor. Vallahi şöyle söyleyeyim. Demek ki iletişim ekibi doğru çalışıyor. Hayır. bakın. Yani şeyi öne çıkartıyor yani demek. Samimi diyor. öyle bir Öyle bir çalışması, <laughs> Bey, yani. Öyle yani bir bedir, çalışması evet. yok. Yani siz Mansur Bey'i ziyaret edin. Size anlatacağı şeyler Ankara ile ilgili şeylerdir. Bir şey söyleyeyim. Onun dışına ya çıkıp ben, ben benim dışarıdan edindiğim izlenim de bu yönde de ben Ankara'yı ilgilenenlere sorduğumda yo öyle değil senin izlenimin yanlış. Vallaha bak öyle diyorlar. Ya ben zaman zaman başkaları hani ben. ziyaret'e gittiğimde her gittiğimde heyecanla Ankara'da Nereye ne yaptığını, ne yapmak gere, ne yapmak istediğini yani e, bütün proje odaklı ve o projeler üzerinde onlara konsantre olmuş, yani daha fazla Ankara'da daha nasıl yararlı olabilirimi konuşan, e, Ankara sorunlarını tartışan birisi ve bunun dışında bir tartışmanın içerisine girmiyor. Yani kendisi şöyle bakıyor olaya, ya bana Ankara halkı bir emanet verdi, ben Ankara halkının atadığı bir görevliyim, benim İşim bu görevi en iyi şekilde yapmaktır diyor ve felsefesinde böyle koymuş, öyle yaklaşıyor. Şeyki bir ee, bir şey söyleyeceğim. Abdülka. Buradaki gördüğümüz karenin içindekilerden bazıları özellikle CHP'ye yakın olan kanallarda programlar yapıyorlar, oralarda çıkıyorlar. Bunlarla ilgili sorun yok. Hayır, şunu şu söylüyorum. Yani hayır, başkaları için de söylendi. Hiç kimse o konuda en ufak bir rahatsızlık göstermedi ki bugün o e, hani daha temsiliyeti büyük olan resmin içinde yer alanlar o zaman itiraz etmediyseniz bu resme zaten itiraz etmezsiniz. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, tamam, onu anladım ben de. Yani, sonuçta sonuçta program yapıyorlar, dair konuklar. Sonuçta biz arka plandan anlamıyoruz, yani görünür olarak bakıyoruz insanlar neye tepki göstermişler, Nagihan alçıya göstermişler. <laughs> Ha belki bu işin arkasında başka bir şey vardır. Onu bilmiyorum ama benim gördüğüm evet. o. Yani değil mi? Öyle diyorlar. Bu insanların şeyi o. Abdülkadir Selvi'ye döneceğim. Ya bu tartışma sürerken şey dedi Ekrem İmamoğlu ya dedi ben dedi benimle Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavga ettiğini sürekli yazan Abdülkadir Selvi var. Ben dedi onu da davet edeceğim dedi bu. Daha yani bu bu gazetecileri davet etmemin bir sorun olmam bir sorun teşkil etmez. Her görüşten gazeteciyi davet edeceğim. Hatta hatta Abdülkadir Selvi'yi de davet edeceğim. Benimle genel başkanımın sürekli kavga ettiğini, kavga ettirmeye çalışan Abdülkadir Selvi'yi de çağıracağım dedi. Böyle dedi değil mi Abdülkadir? Evet evet. Tam böyle. <laughs> Çok <dedi>. güzel. <laughs> Sen de İyi ki olayın içinde yer almadın. Sen de güzel 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 bir yazı. Güzel bir yazı yazdın dedin ki. Ya giderdim ama dedin. Ne dedin? Giderdim ama. Hadi sen söyle ne dedin? Şöyle Ahmet Bey yani gazeteci olarak e, iktidarı da muhalefeti de takip ederiz. Bu bizim görevimiz ama bir kavga gazeteciler üzerinden veriliyorsa ve bu kavgada benim ismim de bir malzeme olarak kullanılmaya çalışılıyorsa ben o davete gitmem. Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun gezilerini kendi imkanlarımla izlerim, değerlendiririm, yorumlarım, kulis e, perde arkası bilgileri veririm. Ama bu şekliyle bir kavganın malzemesi olmam. Ben de onu ifade ettim. Ben gazeteci olarak gelirdim ama bu şekliyle olmaz diye. Ama bu eğer çıkacak olursa şimdi Ardahan gezisine çıkacağı söyleniyor Sayın İmamoğlu'nun. Ben onu kendi imkanlarımla takip ederim de, değerlendiririm de, yazarım da orada hiçbir sorun yoktur. Onur, Onur iste. Şimdi şöyle. E, ne, ne diyorsunuz? yani, İmamoğlu'na baktığım zaman ben. A, çok özür dilerim. Estağfurullah. Reklamdan sonra konuşalım. Peki. Peki. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Onur nerede Onur? Onur burada. Onur hep e, kulağımızda. Evet, <laughs> Kulağım Bu, <var. gülüyor> Şimdi kendisini de görüyorum. Onur Bey buyurun. Teşekkürler. Şimdi e, burada gördüğüm zaman özellikle e, Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine çok net bir şey var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olduğu bir mesaj değil. Bu altılı masaya vermiş olduğu bir mesaj. Ne değil. diyor? Ben adayım mı? Evet, ben adayım diyor. Artık Aday adayı falan değilim diyor. Basbaya adayım diyor. Peki Ada, genel adayı, merkez... Adayım diyemez aday adayım Neyse artık aday adayı diyelim <laughs> ee, Peki genel merkez bundan rahatsız olmuş mu? Şimdi baktığımız zaman özellikle oradaki il başkanları ilçe başkanları ya o Arkadaşlar kulağımdaki sesi alabilir miyiz lütfen? İl başkanları ilçe başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin olabildiğince eşlik etmeye çalışıyorlar Sayın e, İmamoğlu'na Eğer genel merkez çok yani bu iş hani her siyaset parti aynıdır yani bu işin bir matematiği var o matematik anlamda söylüyorum %100 bu geziyi engellemek isteseydi e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yöneticilerinin eşlik etmesini engellerlerdi. Bunu yapmıyorlar. Ama bir rahatsızlık olduğu da çok belli. Yani e, belli bir nezaketle yapıyorsanız şunu yaparsınız. Açık kurumsal destek vermezsiniz. Yanına e, yerel yöneticilerinizi gönderirsiniz ama önüne geçmezsiniz. Şimdi Yok, burada zaten şöyle olmuş canım. Yani Genel merkez bilgilendirilmiş bu konuyu. Bu gizli. Onlar daha da hayır gitme dememiş. Demez. Kim demez. Kemal Bey'e de dememiş, hiç demez. Ama kimsenin de hoşuna gitmemiş. Kemal Bey de nazik davranmış. Sayın İmamoğlu oldu, o icazeti aldım diye de gitmiş gördüğüm kadarıyla ama burada bizim düşmememiz gereken bence hata şu. Biz sanki hani bütün bu tepkilerin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden geldiği zannıyla yorum yapmayalım. Bu aslında genel Taban. Efendim? Taban tepkisi. Tabanın tepkisi var. Mesela Fazıl Say'ın tepkisini Babası da vefat etmiş, Allah rahmet eylesin çok yeni Allah bir tarihte. Ee, Fazla sayın tepkisini genel merkezin tepkisi gibi de görmemek lazım. Tabii. Burada Nagiye Alçı'nın gerçekten işte o özellikle kumpas davalarında, işte Fetullah Gülen'le beraber işte e, yargının ele geçirildiği süreçte, adeta tetikçi gibi davrandığı bir dönem oldu. O nefretle toplumun belli bir kesimdeki ben de Nagiye Alçı'nın siyaset olarak durduğu yere çok uzağım ee, ama işte insan kızgınlıklarıyla siyaset yapamaz. Ama aramızdaki bazı insanlar o tepkilerini unutmuyorlar. Yani e, belki genel merkez buna yol açmış olabilir. Yürüyün işte bu tepkiyi göstermiş olabilir diyebilir. Bilmiyorum ama sadece genel merkezle açıklanabilir Peki, bir şey değil. İmamoğlu genel merkezle kavga eder mi? Etmez. Çünkü genel merkezle kavga eden herhangi bir belediye başkanının ki aday mıdır soru bir adaydır. İki Cumhuriyet Halk Partisi olmadan aday olabilir mi? Asla olamaz. Herhangi birisi. E, Millet İttifakı için aday olacaksa ister e, şey olsun belediye başkanı olsun ister başka bir görevde olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin onayı ve icazetiyle aday olmak zorunda. Peki genel merkeze rağmen çıkış yapamaz mı? Genel merkezi ancak buna zorlayabilirsiniz. Bu yani, gezi de oydu zaten. Bu gezi de o olabilir. Hatta genel Bundan sonra da zorlamaya devam eder mi? E, Elbette ki Sayın İmamoğlu çok tecrübeli bir siyasetçi. Yani dünün siyasetçisi değil belki yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ama yıllardır böyle bir kültürün içinden geliyor. Herhalde doğru yapması gereken şu olacaktır. Biraz bu işlerin dadasa bırakmak sonra devam. Çünkü mesajı alan aldı. Bundan sonrası yıpranmak olur. Yani bazen hani çocuklar vazoyu kırar. Belki vazoyu kırdın diye özür dilememen lazım. Ama işte vazo kırılmamış gibi de yapmaya gerek yok. Orada bir vazo kırıklığı var. Ondan sonra biraz bir sakin durup beklemek lazım. Sonra çünkü alması gereken, mesajı alması gerekenler, adaylık mesajını alması gerekenler aldılar. Hasar tespit raporu. Hasar tespit raporu. Bir de şuna geçelim bence. Çok küçük küçük bir şey yapacağım ona da. Ee, ya burada sorulacak bir soru da şu. Şimdi ben de hükümetin çok yıprandığını ve parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin değişmesi lazım. Yoruldular. Ama bunu yaparken soru şu. Devri sabık yaratmalı mıyız, yaratmamalı mıyız? Şimdi bu minvalde de bir tartışma var burada. Bunu da var, es geçmeyelim. Var, doğru. Yani e, eğer biz devri sabık yaratırsak, bakın bugün demokrasi dışı gibi davranan insanları da ileride sanki demokrasi kahramanlığıymış gibi algılanmasına sebep olabiliriz. Bu noktada cürüm işlemeyen, suç işlemeyen herhangi bir insan tıpkı yani bugün kendi şikayet ettiği şeylerden yarın başkalarının da muzdarip olmasına istememeliyiz. Yani. Ab evet, Abdülkadir Selvi. Ahmet Bey burada birkaç nokta var hızlıca. Yani birinci benim dinleyin. merak Ama ettiğim ben, e, bundan sonra ne yapar e, İmamoğlu? Genel merkezin İmamoğlu <laughs> politikası ne olur? İmamoğlu'nun genel merkez politikası ne olur? Yani İmamoğlu çok yüksek bir krediyle seçildi. Özellikle tekrarlanan ikinci seçimden sonra birçok insanın gönlünde özellikle muhalefette yüzde yüz cumhurbaşkanı adayıydı. Ancak İmamoğlu bu süreçlerde yıprandı ve en son olay bu yıpranmada bir tüy dikti. Ben elbette ki sadece bu olaydan dolayı İmamoğlu'nun artık cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bu iddiasını kaybettiğini düşünmüyorum. Ee, doğru adımlar atarsa yeniden kredisini toparlayabilir. Bu süreçte eğer e, serin kanlı hareket edip bir hasar tespiti ve tamiri cihetine giderse yeniden toparlayabilir. Ama üstüne üstlük hadi ben şimdi bir de Ardahan gezisine çıkıyorum derse kredisini iyice tüketir. Yani süreç başladığında Ahmet Bey e, Ekrem İmamoğlu'nun kredisi %100'dü. Mansur Yavaş 2021 yılı Ocak ayına kadar Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi bile geçmiyordu. Ekrem İmamoğlu polemiklerle tartışmalarla kredisini azaltırken Mansur Yavaş her gün bir tuğla üzerine yeni bir tuğla koydu. Ne yaptı? Polemiklere girmedi. Ankara'nın sorunlarına odaklandı ve geldiğimiz noktada bugün İmamoğlu'nun kredisi %100'den %70'e gerilediyse Mansur Yavaş'ın kredisi %50'den %70-80'e çıktı. Anketlerde de Erdoğan'dan sonraki ikinci isim olarak çıkıyor. Kılıçdaroğlu kendi belediye başkanlarının Abdullah Gül'ün ve Meral Akşener'in de gerisinde ismi çıkıyordu. Ama Kılıçdaroğlu özellikle 2021 yılında ve bu yılın başında çok proaktif bir adaylık sürecini başlattı ve Kılıçdaroğlu şu anda ön planda gözüküyor. Ama ben bir değişiklik olmazsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Kılıçdaroğlu olacağını düşünüyorum. Bu süreç içerisinde bu gezinin iki tarafı var. Birisi Kılıçdaroğlu dedi ki belediye başkanlarımız ikinci dönemde devam etsinler ve şehirlerinin sorunlarına odaklansınlar. Ama özellikle e, geçen e, iki hafta önce yaptığı konuşmada şunu söyledi. Dedi ki ya benimlesiniz ya da önümden çekilin dedi. Ve Kılıçdaroğlu artık Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu diğer altın ittifaka büyük ölçüde böylece deklare etmiş e, oldu. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu da elbette ki bu süreçte kendince avantajlı olduğu alandan, tabandan, tavana bir mesaj verme ihtiyacı duydu. Ben Rize Gezsin'in o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir Karadenizli kendisi, kendisini çok güçlü gördüğü bir nokta. İstanbul seçiminde klasik CHP oylarıyla değil, hem Kürt oylarını hem Karadeniz ve milliyetçi muhafazakar oyları alarak kazanmış birisi. Zaten İmamoğlu'nu İmamoğlu yapan ve diğerlerinden ayrıştıran bu özellikle. O da kendince güçlü olduğu alandan bu yürüyüşünü başlatmış oldu. Tarhan Erdem'in bu konudaki tespitine katılıyorum. Yani Rize Meydanı'ndan, Trabzon ve Artvin'den genel merkeze bir mektup yaz. Zaten oradaki değerlendirmelerinde de altılı masayla birlikte bu kararı millet verecek dedi. Yani altılı masaya da bakın halk beni istiyor mesajını vermekti bu ve bu devam edecekti. Yani ta ki altılı masadan Kılıçdaroğlu tamam sen iyisin ama sen seçilemiyorsun. Ekrem İmamoğlu'na tabandan büyük bir teveccüh var. Biz seçilecek aday olarak onu aday gö göstereceğiz diye o vizeyi koparmak için bu yürüyüşü başlattı ve devam ettirecekti. Bu bir silsileydi. Değişik bölgelerde de ama buradaki bu işin iletişimi yani o fotoğraf kalitesinin iletişimi çok kötü yaptı. Çok büyük bir felaket bir iletişim yönetimi sergilediler. Zaten orada bir sorun var. Yani belediye başkanı seçildiğinde herkes ondan işine odaklanan, İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir belediye başkanlığı beklerken Sel geldiğinde Bodrum'daydı ve dedi ki aileme zaman ayırmayacak mıyım? O zaman iktidar eleştirmeye başlayınca İmamoğlu'na kredisi çok yüksekti ve iktidardan da eleştiri geldiği için taraftarları savundu. Elazığ depreminden sonra kayak yapmaya gittiğinde de beni böyle kabul edeceksiniz dediğinde de yine memnun olmadılar ama eleştirmediler. İstanbul'daki hakeza İstanbul kara teslim olduğunda büyük elçiyle balık keyfi. Onda da humurtular oldu. Ama bir kısmı ya bu resim doğru değil başka yerden atılmış diye savunmaya bile kalkıştı. Ama geldiğimiz noktada kendi taraftarları iki şeyi hissetti. Bir, her defa savunduğumuzda bu yeni bir daha büyük bir yanlış yapıyor. İkincisi özür dilemek yerine bize parmak sallıyor. Bir başka üçüncü noktada elbette ki İmamoğlu için mücadele eden bir muhalif ya da CHP medyası var. Aydınları var. Bunlar da İmamoğlu tarafından onore edilmek istendiler. Bence en doğal haklarıdır. Peki Abdülkadir o kurması gerekiyor. Bir şey ha? soracağım. Bir şey soracağım. Ee, bu altılı masa bu bu tartışmaları nasıl yorumluyorlardır acaba? Yani bu nasıl izliyorlardır bu bütün bu olup bitenleri Ekrem İmamoğlu olayını filan. Yani onlar da mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlendiğini, e, İmamoğlu'nun yıprandığını mı düşünüyorlardır? Yoksa böyle bir mesela Akşener ne düşünüyordur? Bunlar birbirlerine girdi iyi oldu mu diyordur? Yoksa kötü oldu böyle bir gündem olmasa iyi ol, olurdu Millet ittifakı açısından filan hangisi, hangisi yani? Ne, nasıl bir izliyordur altılı masa bu işi? Doğru. Iki, şöyle ikincisi daha çok söyleniyor. Yani Millet İttifakı olarak bir kurgu vardı, devam ediyordu. Şimdi ilk kez bu içe dönük bir kavga yaşandı ve bir anlamda şunu tırnak içerisinde barajın kapakları açılır gibi patladı adeta diye, öfkeseli boşaldı diye. Burada yaşanan iç tartışmadan bir tedirginlik söz konusu. En hafif tabiriyle ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç sorunudur. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Cumhurbaşkanlığı yarışıdır diye geçiştirmeye çalışanlar da var. Özellikle İyi Parti cephesinde ya biz yapılacak her türlü fedakarlığı yaptık. Meral Akşener ben başbakanlığa talibim dedi. Cumhurbaşkanı adayı ol, olmadığını ilan etti ama görünen tablo o ki bu iş karışacak. Biz yeniden Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunu gündemimize alıyoruz özellikle İyi Parti cephesinde bir grup yani bu tartışmalara bakıp bu işi sadece Cumhuriyet Halk Partisine bırakamayız. İşte görüyorsunuz bir fotoğraf karesi üzerinden birbirlerine giriyorlar. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı seçeneğini bu güçlendirmiş diye düşünenler de var. Yani Akşener'i biraz şeye soktu pot, pot, potaya diyelim. E, o zaman bu tartışmalar e, onu anlıyoruz. Peki yani İmamoğlu açısından Ahmet Bey, Ahmet Bey. Bir, bir şey Hı, daha soracağım durayım. da İmamoğlu açısından e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi kapanmıştır diyebilir miyiz yoksa az önce gerçi dedin hani bunu toparlama şansı var e, dedin e, toparlar mı ve adaylık iddiasını sürdürür mü? Ben adaylık iddiasını sürdüreceğini e, düşünüyorum ama bir hasar tespiti yapıp Doğru bir iletişim dili kullanır ve İstanbul'un sorunlarına odaklanırsa yeniden kendisini o denklem içerisine güçlü bir koruma yani bir, taşır. O zaman ben ekstra bir atak yapmaması lazım. Onu bir, anlıyoruz buradan. Ekstra bir atak yapmaması lazım yani işine gücüne odaklanması lazım. Yani stratejisinin bu olması Ahmet lazım. Ahmet Bey, Ahmet Bey şu ana kadar yaptıklarını yapmaması gerekiyor. <laughs> Aslında ekstra bir atak yapacaksa da. Bu hasarı tamir edecek yönde bir atak yapması gerekiyor. Farklı bir iletişim diline kullanması gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu yapan ve seçimi kazandıran özellikler vardı. Yeniden 31 Mart öncesine dönüp o Ekrem İmamoğlu olması gerekiyor. Yani akıllı bir stratejiyle düzeltilmeyecek bir hasar değil ama bu şekliyle giderse kendi kredisini kendi eliyle tüketen ve siyasi hareketi yapan birisi konumuna düşebilir. Abdülkadir Bey e bir şey ekleyebilir miyim? Bence çok doğru bir noktaya değindi. O biraz kaynamasın tabii. diye özellikle vurgulamak istedim. Abdülkadir Bey şunu dedi. Yani tabii ki bu işin temelinde başka sorunlar olabilir ama basın tarafından bu işin olduğundan belki biraz daha köpürtülmesinin sebebi olarak şimdiye kadar Sayın İmamoğlu'na destek vermiş bazı gazetecilerin e, taltif edilmek konusundaki haklı taleplerinin karşılanmadıklarını düşünmeleri gibi bir ibare kullandı doğru anladıysam. Bence gerçekten bu da çok önemli. Evet. Hani şu da var gördüğüm kadarıyla. Her meslekte kıskançlık olur. Burada da ya Nagi Hanım orada niye oturuyor da ben oturmuyorum da var bu işin içinde. Bunu da kabul etmek ve masaya <laughs> koymak ya, lazım. Her, bu bizim meslek de bir acayip Her meslekte yani. var. Yani. Ahmet bir Bey her var. Cumhuriyet Halk Partili'nin riayet etmesi gereken bir kural var. Şimdi e, bir altılı masa var. Seçimlerle Yaklaşırken bu altılı masa yetkili ve orada partiyi temsil eden, bu süreci yöneten bir genel başkan var. O genel başkanın e, arkasında durup, o genel başkanın çizdiği istikamette yürümeleri gerekiyor. Bu milletvekilleri için de geçerli, belediye başkanları için de geçerli, en sıradan üye için de geçerli. Herkesin bu kurala uyması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee... Ne kadar güzel bir tartışma yaptık ya. Hem sığınmacıları uzun uzun tartıştık, konuştuk. Hem İmamoğlu meselesini hiç kimse bağırmadı, çağırmadı. Herkes birbirine katıldı. Turgay Güler yok ki ondan oldu ya. <laughs> Helal olsun ama hepinize gerçekten çok teşekkür <laughs> Turgay ediyorum. Turgay Bey'e yani. selam olsun. Turgay Bey'e selam olsun. Turgay olsa o da onun da ayrı bir şeyi var eğlence. Ee, bakalım. Yok reytingler çok iyi gelir. Düzgün tartışmayı izliyor milletimiz ya. Öyle şey yapmıyor yani. Onur ee, endişeler. O hala şey başka iş taleplerde bulunuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler katıldığınız tamam, için. Sağ teşekkür ederim. Abdülkadir sana özellikle teşekkürler. Çünkü Ankara'dan katıldın ve tek başına evet. kaldın orada. Ee, çok teşekkürler tekrar. Çok sağ olasınız. Evet. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.